Efendim hayırlı akşamlar. Lidera haber ekranlarına, Büyük Resim programına hoş geldiniz. Bendeniz Murat Zunacı. İki değerli yorumcumuzla beraber hem gündemi hem de perde arkasını yorumlamaya devam ediyorum. Birer girizgah bir sözü vereceğim ama şöyle kısa kısa başlıkları da geçmek istiyorum. E, haftalardır belki de yıllardır konuştuğumuz karbon vergisiyle ilgili yine gündem karıştı. E, karbon vergisi Türkiye'de aktif olacak mı? Karbon ayak izi. Ee, arkasında neler bekleniyor bunları konuşacağız. Kim neden istiyor bu karbon, karbon vergisini? Artı Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi ne demek? Sığınmacılar üzerinden Türkiye'ye bir operasyon mu çekilmek isteniyor bunu konuşacağız. Yine büyük bir başlık açacağız. Altın savaşları mı başladı? Afrika'daki altınlar, Fransa'nın yorumları, e, Af Afrika'da altınların Türkiye tarafından korunması Ile, ile başlayan süreçte Fransız haber ajansı AFP'nin e, Türkiye'ye hedef alması bunu konuşacağız. Küresel borç dünyanın küresel borcu 313 trilyon dolara yükseldi. Bu borç nasıl ödenecek? Ya da bu borç kime borç? Kime borçluyuz? Küresel finans sistemi çöküyor mu? Bunu konuşacağız. E, ve yine gündemde olan Biden'ın bazı görüntüleri sıklıkla e, programlarda yayınlıyoruz. Robot ya da klon insanlar ülke yönetimlerindeler mi, aralımızdalar mı? Bunları konuşacağız özellikle Amerika Başkanı Biden'dan ilginç görseller, ilginç videolar var. Bunları konuşacağız ve yine üst düzey utanmazlık başıyla Rishi Sunan İtalya Başbakanına uygunsuz durumu taciz mi etti başlığıyla masaya yatıracağız. Yine Haftalardır konuştuğumuz uzaylılar mı istila edecek dünyayı? Daha önce Vatikan'ın da beyanı vardı. Bu sefer de Harvard Üniversitesi'nden uzaylılar insan kılığında aramızda olabilirler şeklinde bir haberi yayınlandı. Bunu konuşacağız. Ve yine bilgisin genetiği değiştirilmiş sinekleri. Bunları da konuşacağız. Florida'da serbest mi bırakıldı bu sinekler? Videolarımız var. E şöyle yapalım. Onun dışında ve birkaç konu başlığı daha var. İlerleyen dakikalarda onları da açacağım ama birer giriş sözü vereyim. Stratejist yazar Murat Akan. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> Affedersiniz. Öncelikle sesimde biraz problem var. Şimdiden özür diliyorum. Geçmiş olsun. İzleyicilerden teşekkür ederim. E, tabii konuya hani bu köprüde çok şey olduğu için. Twitter'da son dakika, son dakika gelişmesi. E, köprüde bir e, durdurma yani araçlara durdurma meselesi. İki var. taraf kapanmış İki ama, taraf da kapatılmış ama yani nedeni? çok önemli bir şey yok. Ya insanlar maalesef tabii 15 Temmuz gibi bir e, olay, bir garabet yaşandı bu ülkede. O yüzden de insanlar tabii evet, bu, bu tür şeylerde geliyor. hemen panik yapmaya başlıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Bir SMA hastasının protesto gerçekleştirdiği, gerçekleştirdiği ifade ediyor. ilgili geliyor. bir protesto evet. var. Evet. Ya, ya, bu kapatmış. ihbarının yapılmış olabileceği de söyleyeyim ama ya korkulacak bir şey yok, abartılacak bir şey yok. Fakat burada şunu dile getirmek lazım Murat. Ben gazetecilik yaptığım dönemde biliyorsunuz bu köprülerde, ...inanılmaz derecede intihar olayları olurdu. Yani maalesef biz gazeteciler... ...basınla giderdik onları... E, ...intihar haberlerini çeker akşam bütün televizyonlar... ...verirlerdi. Sonra Hı -hı. bazı televizyonlar... ...karar aldı. Dediler ki bu... ...köprüde gerçekleştirilen intiharları... ...biz vermeyeceğiz. Haber değeri... ...olarak görmeyeceğiz dediler. Ve bu köprüde artık intihar... ...girişimleri olmadı. O yüzden... ...medya bazen de böyle biraz... ...hani çanak tutuyor diyebilirim açık söylüyorum. Bunlara prim vermemek lazım. Evet... İnsanların dertleri olabilir. İnsanlar derdini herkese anlatmak isteyebilir. ilgili yerlere duyurmak isteyebilir. Ama bunun yöntemi farklı olması gerekir. Evet. Şimdi bizim konulara gelince de tabii bu akşam gerçekten önemli konular var. Yani birbirinden önemli başlıklar bunlar. Tabii Avrupa'da mesela aşırı sağın güçlenmesi. Biz burada bir yıl boyunca anlattık. Mesela göçmen, göçmen demeyelim de sığınmacı. Şimdi sığınmacıların tabii ki bizim ülkemizde bulunması sadece bizim ülkemizde değil bakın Avrupa'da aşırı sağ aşırı sağ bu kadar e, büyük bir başarı elde etmesi Avrupa parlamentosunda yapılan seçimlerde başarı elde etmesi yükselmesi bunun göstergesi ya bunu şimdi e, aklı selimle eleştirmek lazım ya da değerlendirmek lazım muhalefetiyle iktidarıyla oturup bu göçmen meselesini gerçekten de enine boyuna konuşmak lazım. Ha Üstünü örterek efendim. Herkes kendi partisinin penceresinden ya da ideolojik açısından bakmamalı. Bu sığınmacı meselesi çok önemli. Tabi girizgah yaptıktan sonra Haluk Hoca ile evet. konuştuktan sonra bunun detaylarına gireriz. Bu arada yönetmenim ben konu başlıklarına geçerken bir duraksadım. Sen bir şey söyledin ben anlamadım. Ne görseli var dedin? Tamam. Ha, İstanbul Valiliğinin paylaşımı var. Açıklaması varmış. Ne diyormuş ona Murat? Evet. 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 Şöyle hemen hızlıca okuyayım. Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Evet. Emniyetimiz bir amaçlı köprü trafiğini. Evet. emniyetimiz ya, bu, bu, bu yani sonuçta <laughs> durduruldu. Bakın Twitter'da inanılmaz bir abartı mı var. Yani evet, evet. işte tekrar baskın girişimi <laughs> olarak nitelendirilen var. Efendim işte köprüyü havaya uçacaklar var. Yani sosyal medyada biraz şey çok yani abartı Deformas, da çok. Biraz gizem de çok, çok evet. o yüzden de hani sosyal medya haberleriyle de hemen her şeye inanmamak lazım diye düşünüyorum. Evet şu an tek tek şerit açılmış. Şimdi evet e, araştırmacı yazar, fütürist, gelecek bilimci. Evet. Haluk Özel hocam hoş geldin. Ee, merhabalar. Tabii bugün çok çeşitli konularımız var. Ee, protesto etmenin de tabii bir adabı var. Yani e, bir şeyi haklı bir nedenden protesto edebilirsin ki haklı olduğuna yani büyük ihtimal haklıdır. Çocuğuyla ilgilidir belki ama... Oysa yanlış A, bir olayı... yerde, yanlış mecrada yaptığın zaman kalayan bir yara aslında değil mi? Yani çok görüyoruz. sosyal medyada da bazı ünlüler destek için yayınlar yapıyorlar. Evet. Yani bu tabii Sema çok farklı bir olay. Hani bunun bayağı derinlikleri var. Hani şu an konuşursak bayağı uzun sürecek ama <laughs> bir sosyal yara ya. Yani, yani hı hı. bir sıkıntı. Aileler için de büyük bir sıkıntı. O tür çocukların ebeveynleri için yani herkesin Allah yardımcısı olsun diyelim ama hemen güne dönelim. Bugün ilginç konularımız var. Türkiye televizyonlarında konuşulamayanları konuşacağız. Evet. Yani çok <laughs> enteresan konularımız var ve bunları artık konuşmak zamanı geldi. Uzun zamandır hocam, Uzaylılarla ilgili zaten videolarım var. Yine evet, var. geçtiğimiz gün yine bir videom vardı. Hı hı. Hemen arkasından da yine Harvard Üniversitesi'nin ee, bu açıklamaları Vatikan'dan hep açıklamalar evet. vardı. NASA'nın açıklamaları zaten devamlı var. Ee, artık alıştıra alıştıra e, böyle uzaylılar birkaç işte UFO gösterecekler sanki. Yani mi? artık zaman geliyor, anlaşıldı. Ee, yavaş yavaş açıklayacaklar, kendileri biliyorlar. halk bilmiyordu. Bak yıllardır bütün dünyada <laughs> devletleri yöneten kilit noktadaki bazı birimler ve isimler bunu biliyordu, Türkiye'de de biliyor ama e, hep gizli tuttular, hep bu işleri konuşanları deli olarak yaftaladılar ve e, bunları anlatan insanlara akıl hastası muamelesi yaptılar, itibar suikasti yaptılar. Ne oldu? E, bugün Harvard Üniversitesi diye göklere çıkardıkları bir üniversite çıktı. Dedi ki uzaylılar denizin dibinde yaşıyor olabilirler. Aramızda olabilirler. Ayı da üs olarak kullanıyor. Ayın karanlık tarafını. Ayın karanlık tarafıyla ilgili çok komplo teorisi vardır. Yani işte oraya aslında dünya Amerikalıların gittiği ama orada onlarla karşılaşınca bir daha gidemedikleri yönünde bir takım iddialar var. Bunların hepsi tartışılır ama dünyadaki görünenler ve benim gördüklerimle birazdan Bunları konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Bu arada sevgili izleyiciler, bu şu an ekranda gördüğünüz canlı hatta yönetmenim yazabiliriz köşeye canlı diye köprüden canlı görüntü ara ara görüntü alabiliriz. ya da hastalığını ya da has... ya bununla ilgili bir protesto <laughs> olduğu artık netleşti. Yani <gülüyor> burada <gülüyor> hani evet, bir terör örgütü değil falan ilk ha, önce yazılı zaten. çizildi ama yok valilikten. bitti zaten valilikten de açıklama, açıklama yapıldı. Var. Olayın <laughs> mahiyeti anlaşıldı ve hani öyle kötüye yorulacak bir şey de değil. Evet. Ama dediğim gibi yani her kafasını esen Gelip bu köprüyü kapatmamalı kardeşim. Yani burada eylemi kesinlikle yasaklama ama bilemezsin şimdi köprüden geçiyor. Ya bir anda durduruyor yolu. yolu kapatıyor. Tamamen, e, yani yol kapatıyor. Bir de bir e, zaman tamamen yani enine kapatmış yolu. Ya bu bunun bir cezası olması lazım. Ben bu tür yerlerde bu tür protestoların yapılmasını asla tasvip etmiyorum ki kimse tasvip etmez. Ya bunun cezası olacak bu da Cezası bırak. mutlaka ee, olacaklar da. Ama yani şu Ama var, panik yapıyor işte o bak mesela panik. haksız duruma düşersin. Ben şunu anlamıyorum. Arabaları niye geri çektiriyorlar mesela? Kim geri çektiriyor? Niye bunu yaptılar mesela? Ama o, o da panik. Herhalde şey olabilir. Belki bomba, bomba olabilir diye işte çekiyorlar, e, yapılmış olabilir. O şey tedbir için. Korkunç. Yani olmasa bile yani tedbir bir, için bir şey. Bomba şimdi. söz konusu olabilir. Böyle bir panik tabii ki İstanbul gibi bir yerde ya yani doğal da şey yapıyorum ben e, karşılıyorum. Yani dediğim gibi bu, bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı yani o korkunç görüntüler <laughs> hafızada. Evet Allah korusun bu tür şeylere mahal vermemek gerekir. <laughs> evet şimdi şöyle yapalım İlk karbon vergisiyle ilgili başlayalım yine uzun süredir e, konuştuğumuz konuşulan konulardan bir tanesiydi e, bu iklim değil, krizi değil. ile bir şekilde başlayalım. o kelimeleri dikkatli kullanamıyorum YouTube'a biliyorsun takılıyor ama e, en azından o bir kere söylemiş olayım detayına <laughs> çok girmeyelim. Bu süreçle başlayıp işte metan gazı, işte havaların ısınması, hayvanların gazıyla ile beraber aslında bunlar daha fazla etkiliyor. Bunları işte öldürelim şeklinde başlayan sürecin arkasından yapay et ve birçok yapay gıdanın devamında sunulmasıyla beraber bir büyük bir proje hep konuşuldu. Hemen arkasından da işte sen aslında yürüdüğünde işte arkandan karbondioksizi işte bir gaz bırakıyorsun altından şeklinde. Evet. Karbon bırakıyorsun şeklinde. Karbon ayak izi ya. Bu, karbon ayak izi diyoruz biz buna. Hayır, bu diyor. vergilendirilecek i̇şte şekilde Karbon ayak izi vergilendirilecek yok. şey karbon Hayır, ayak bu izi. Bu konuşulduğunda da yani ilk bunları anlattığımızda da yine böyle bir alay konusu olmuştu. Gündeme geldi artık. Artık Türkiye işin neresinde? Türkiye'de de vergiler başlayacak mı? Bir açalım. Ee, sen de başlayalım Murat Hocam. Sonra Ali Hocam'a da soracağım. Peki başlayalım o zaman. <laughs> Şöyle ben bunu bir televizyon programında iki yıl hatta 3 evet. yıl önce adını da söyleyeyim CNN Türk'te ben bunu 3 yıl önce e, belgelerle anlattım. <laughs> Dedim ki e, yakın zamanda karbon vergisi alınacak yani bu geliyor. Çünkü kim yapmıştı? Nature dergisi yapmıştı. Yani hı hı. Nature dergisi de tıp dünyasında çok önemli bir dergi, bilinen bir dergi, saygın bir dergi. Burada özellikle e, bakın şimdi şunu söyleyeyim baştan. Murat iklimler değişiyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani hı hı. şu e, yaşadığımız dönemde e, iklimler değişiyor. İklimlerin farklı ülkelerde çok anormal şekilde geliştiği doğru. Mesela işte kar yağması gerekirken yağmıyor, yağmur yağması gerekirken baş kar yağıyor, dolu yağıyor ya yani anormal sıcaklıklar falan. Şimdi ama bunu kabul ediyoruz. Hani buna birileri iklim krizi der, biz iklimlerin değişmesi deriz. Şimdi iklimler kendi döngüsü içerisinde. Mevsimler kendi döngüsü içerisinde, ekolojik sistem içerisinde elbette değişiyor. Zaman zaman işte bazı yıllar kuraklık, bazı yıllar çok yağışlı vesaire filan bu ekolojik sistemin, ilahi nizamın doğasında var. Şimdi bunun bütün belgelerini verdik hava koşullarıyla, hava modifikasyonu diyor bunlarla oynama. Bunlar yapılıyor. Yani hava şartlarıyla <laughs> oynamanın bütün belgelerini verdim. Amerika'nın biliyorsunuz ABD Hava Kuvvetleri'nin 2025 raporunu burada getirdim defalarca anlattım. Şimdi Havalar niye değişiyor kardeşim? Öncelikle bu sorunu kendimizde görmemiz lazım. Yani biz doğaya nasıl davranıyoruz? Doğaya gerektiği gibi davranıyor muyuz? Küresel <laughs> şirketler fabrikalarını atıklarını nereye atıyor? Denizleri nasıl kirletiyoruz? Hı -hı. Ormanları nasıl yakıyoruz? Üçü Ormanları yani. nasıl Üçü. kesiyoruz? Şehirleri nasıl bir cam kuleler haline getirdik? Bakın kirleten belli esasında. Yani o yüzden diyorum bak, hani iklim değişiklikleri var ama buna iklim değişiklikleri üzerinden farklı projeler olan insanlar sebep oluyor. Yani senin benim Haluk hocanın ya da bir başka galiban adamın yani çıkarmış olduğu ya da işte <laughs> doğaya saldığı belli şey vardır ama şimdi burada şirketler küresel şirketler dünyanın her yerinde inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Efendim jetler, yatlar, katlar derken bunlar bir yere gidiyor. Yani iklim zirvesine gidiyor. Adam jetlerle özel jetlerle gidiyor. Hatta evet. bunu Glasgow'daki o iklim zirvesinde gördük 450 tane jet geldi kardeşim ya. 450 Avrupa, tane. Şimdi her birisinin çıkarmış öncesi. olduğu karbonu Tabii. düşünün. Yok demiyorum ben. Havaya karbon salınmıyor demiyorum. Evet hava kirletiliyor. Ee, i̇klimleri değişmesini engel oluyor mu oluyor? Ama gel gelelim. Bunu başkaları birileri farklı bir iş için kullanıyor. Biz ekolojik sisteme nasıl bakarsak, onu nasıl korursak mevsimler de o şekilde. Şimdi gelmeden önce bir şey yapalım. Yönetmenim bir kelebekte de üçü verebilir miyiz? Bu kalsın canlı köprü. Yani zor ol, zor olmayacaksa 3'ü arkasından tamam. 3'ü sonra 7, 7 1 ve 2. 3 görseli arada vereceksin. Devam. Şimdi edelim. gelmeden önce baktım mesela bu geçtiğimiz 2 gün içerisinde çok ciddi sıcaklar oldu. Hı hı. İzmir'de 41 derece 4, 41.4 derece sıcaklık olmuş. Şimdi baktım 82'li yıllara baktım, 1982'ye baktım 41.3 yani yani çok cüzi fark var. Bu aşırı geçmiş yıllarda da olmuş. Olmuş. Çok soğuklar da olmuş. Çok, soğuklarda olmuş. Soğuklarda çok olmuş. Da olmuş. Dolayısıyla bakın bir anormallik var ama hava koşullarıyla bakın oynamaya dikkat çekiyorum. Özellikle işte bundan bir ay önce Dubai'de, Suudi Arabistan'da yani Körfez ülkelerinde meydana gelen, Ortadoğu'da meydana gelen hadiseleri biz gördük. Kardeşim yani bunlar sonradan çıktı dedi ki biz bulut tohumlama yapıyoruz. Yani siz havaya Yağmur yağdırmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani dışarıdan ekolojik sisteme müdahale ediyorsunuz. O müdahale ettiğiniz şey ters tepiyor olabilir. Bakın ters tepiyor olabilir. Şimdi kentsel olayları var mesela. Ya yani buradan defalarca söyledik. Herkes de söylüyor. Şimdi uçak izi yani kentsel uçak izi. Ya bunu çıkıp bir yetkili açıklamıyor kardeşim neden gökyüzünde bu kadar yani uçak bu şekilde bunları yayıyor. Arkasında bu gazlar oluyor. Bu olsun. gazlar oluyor. Onun bilimsel açıklamasını yapıyorlar falan filan ama bir yetkili Mesela meteorolojiden bir yetkili çıkıp ya kardeşim fazla konuşmayın. Bunun aslı budur diye niye açıklama yapmıyor? Yapılmıyor. O yüzden ben bu doğa şartlarının belli konularda, belli şeylerde müdahale edildiğini düşünüyorum. Yani ekoloji ekolojik sistem üzerinde oynandığını düşünüyorum. Şimdi bugün hatta Murat şey vardı. Yani bir İstanbul'daki havaya bak. Bir verdim sana şeylerle görüntülerini. Şimdi yerini hazırlıyor ama tamam. E Şimdi, yönetmenim bu, zor olmayacaksa o zaman 8'i ver. 8 1 2 3. Yani çok tuhaf bir e, görüntüler oluşuyor. Evet, evet akşam istiyor Zaten farklı beraber burada gördük. Tabii beraber şey farklı ülkelerde farklı şeyler oluyor. O yüzden mevsimler evet değişebilir. Kuraklık olabilir, yağışlı olabilir ama şu var ya yani dünyayı çok kötü kullanıyorlar. Şirketler çok büyük zarar veriyor. Büyük küresel şirketler ve o e, iklim krizi diyen insanlar esasında bu kirliliğe neden oluyor. Ama karbon vergisini, karbon ayak izini gelip başkaları ödüyor. Şimdi gelelim karbon ayak izine Murat. Çünkü karbon ayak izi ne demek kardeşim? Bizim günlük yapmış olduğumuz faaliyetleri içeriyor. Yani arabamızda işte bir yerden bir yere gitmek ya da efendim bir fabrikata işte fabrikanın çalışması, enerji, enerji tüketimi ondan sonra efendim sizin işte dışarıda her türlü yaptığınız faaliyet karbon karbona giriyor. Yani bir karbon salıyorsunuz öyle diyorlar. Ve dolayısıyla bu karbonun işte dünyayı kirlettiği. E, sıfır karbon diyor şimdi sıfır karbon. Tamam mı? Sıfır karbonu. Kardeşim nasıl yapacaksınız? Birileri bir zaman sıfır sorun dedi. Ya sıfır sorun olur mu Allah aşkına ya? E, sıfır sorun olur mu? Sıfır karbon şey olmaz. Ya. Ya karbon, şey ya. Bilerek, sıfır, sıfır karbon, bilerek... karbon olabilmesi Tabii. için bütün canları öldürmeniz <laughs> gerekir kardeşim. Bilerek ya. yapıyorlar. Sana. Yani sıfır karbon ne demek? Ve üzülerek belirteyim ki bizim ülkemizde de sıfır karbon yani 2050 yılına kadar sıfır karbon edebilir. Böyle şey olmaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sıfır karbon nasıl yapacaksınız? Ya bir canlı elektrik şu karbon salıyor bir şekilde. Bunun kestiğiniz zaman yaşam kesilir. O yüzden bakın karbonu vergilendirmek isteyerek ne yapmak istiyorlar? Ben kısa bir şey söyleyip hmm. Haluk Hoca'ya veriyorum e, sözü. Bu arada yönetmenim şimdi, bu kentli görüntüleri atıyorum sana. Onu şimdi şöyle bir şey var bakın. Mesela karbon ayak izini şunun için getirmek istiyorlar. Diyorlar ki gelişmekte olan ülkelerin önünü kesmek kardeşim. Şimdi Avrupa ülkeleri zamanında gelişmiş bunu çevreyi olabildiğince kirletmiş. Nükleer santralleri kur kullanmış. Nükleer e, efendim nükleer e, enerji, nükleer silahları deneme yapmışlar, dünyayı evet. mahvetmişler ki şu anda hala yapıyorlar. Ondan sonra her türlü ilerlemeye kaydetmişler. Şimdi diyorlar ki, efendim gelişmekte olan ülkeler var. E, e siz elektrik evet. harcamasını azaltın diyorsunuz. Elektrik har harcamayı azalttığınızda bir ülkede sanayi Sanayide elektrik kullanımını azaltırsanız e bu ne demek? Gelişmeye durdurmanız lazım. Yavaşlatmanız Bilerek lazım. demek yapıyorlar zaten. E başka en önemli şeyine işte ineklerin gazına geliyoruz burada. Yani. Ama önce bunları al. Bundan en, en çok etkilenen şey ne? Tarım sektörü. Tarım sektörü. E bunların amacı neydi? Bunların amacı da yapay gıda ürünleri üretmek. Yapay gıda ürünlerini bizlere dayatmak. E ne yaparlar? İşte diyorlar ki inekler, çiftlikler sayısını azaltın diyor Hollanda'da oldu. <laughs> ha, İrlanda'da <laughs> da oldu. Efendim işte şeyde Yeni Zelanda'da oldu E sıra Türkiye'de geldi şimdi Türkiye Dünya Bankası 35 milyar dolar şey verdi değil mi kredi verdi 35 milyar dolar kredi verdi peki kredi nerede kullanacağını onlar karar vermiyor dedi ki biz niye verdik Türkiye bir sığınmacı sorunu iki evet. karbon ayak izi ya Murat şeyler vola, karbon ayak vola iziyle ilgili bir şey, şey arkadaşlar, var gelmiyor arkadaşlar, mu dur, geliyor vola bir şey verdiniz arkadaşlar karıştı burası şöyle yapalım yönetmenim evet benim istediğim şuydu. Kelebekle bu kalsın. Hani canlı görüntü olduğu için takip edelim diye kalsın. Bir kelebek daha aç. Oraya 3'ü. Ha tamam bakıyorsun o zaman. 7. Onu, onu hazırlama o kalsın. 7. 3. 3. 71 72. Ya Murat bugün ne oldu? <laughs> ya kent attım ya ondan. Yok yok yo, şöyle resimler hazır. Ben ekstradan kent görüntüleri attım. Onu hazırlıyor. Evet Haluk Hocam. Sen Tamam ee, hocam. hocam. Yani Hadi. şimdi Murat'ın dediklerine ben şöyle ekleyeyim. ben bir soru sorarak başlayayım. Şöyle anlatayım. Bu arabaları ben yaptım. Ben sürdüm piyasaya. İnsanlar aldı. Sorumlu biziz. Öyle mi? Şimdi bak kardeşim. Buzdolabı bu kullanıyoruz kullandığımız için biz sorumlu tutulduk. Kullandığınız buzdolapları, klimalar karbon salıyor diyorlar. Arabalar karbon salıyor diyorlar. Isıtma sistemleri karbon salıyor. Ya bunların hepsini zaten o Davos'taki beyefendiler yaptı. O şirketler yaptı. Bize sattılar. Bizim seçme şansımız var mıydı? Olsaydı belki başka tür bir şey alırdık. Yok sen bunları bize satıyorsun. Bunları bize dayatıyorsun. Ondan sonra Çıkıyorsun parmak sallıyorsun. Diyorsun ki bu ekran çok önemli özür dilerim. Siz diyorum. yaptınız tamam mı? Karsın. Biz mi yaptık? Yani Hı. olay bu. Biz mi yaptık? Hayır ama öyle bir yalan ve öyle bir provokasyon devam ediyor ki Davos'tan başlıyor. Ülke ülke dağılıyor ve diyor ki insanlar 8 milyar insan yaptı. Hayır sadece ve sadece dünya nüfusunun yüzde biri yaptı ve bu dünyayı bu hale getirdi Şeye katılıyorum 94'te 2001-2002'de 40-45 dereceleri gördük iklim yani sıcaklık anlamında yazın gördük. Evet bu kadar devamlı olmuyordu. Neden şu anda devamlı onu da söyleyeyim. Daha ben geçen hafta işte biliyorsun Avva'ya gitmiştim. Avva burası arasında 60 kilometre fark var. Orada ben sıcağı hiç hissetmedim kaç derece olduğunu farkında değilim. Buraya girdim 34 derece. 10-12 derece fark var. Niye? Çünkü orada ağaçlık bölgedeydim. Ormanların içindeydim. Cam hiç, kuleler yoktur orada. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Buraya bir giriyorsun İstanbul sınırına. Devasa binalar. Hepsi güneş ışığını emiyor. Var olan sıcaklığı 10 derece artırıyorsun. Bunlara ısı adaları deniyor. Araç demek, trafiği arkadaşlar. inanılmaz derecede yoğun. Evet. Bir, bir taraftan trafik araba sıcaklığı bir taraftan insan yoğunluğu 20 milyon insanı birbirinin içine sokarsan işte böyle insanlar delirir durup dururken eylem yapar durup dururken cinayet işler durup dururken evde saçma sapan şeyler yapar şiddet gittikçe artar ya metropollere bu kadar insanı bu kadar binayı yıkarsanız bunun bedeli budur bu kadar basit konuşuyorum ısı adaları var bu İstanbul'da 72 tane ısı adası var Taksim Beşiktaş Kadıköy Üsküdar, bak o meydanlarda yazın 42-43 derece olduğunda sözle deniz kenarına gidiyorlar ya. O ısı adalarındaki o binalar yüzünden, hele taksimde insanlar çıldırıyor, aklını oynatıyor. Evet. En fazla olayın çıktığı yer de taksim. Çünkü delirmiş vaziyete getiriyorsunuz. Ya bu e, yüzyıllardır süren bir planın parçası açık konuşacağım. Yani Amerika'da başladı. Açık Amerika zamanında mi? şöyle konuşacağım yani Amerika zamanında dağınık bir ülkeydi ama bir şey fark ettiler dediler ki göçü körükleyelim diyelim çünkü denetleyemiyoruz. Bak insanları denetleyemiyoruz. Ne yapacağız? O halde New York, Washington gibi ülkede şeylere, kentlere bir göç yapalım. E zaten 1929 kriziyle birlikte köylülüğü yok edince <laughs> milyonlarca insan bu şehirlere aktı. E, New York şu an galiba 25 milyon falan. Tamam mı? Peki niye mesela New York'a akım oldu? Bilerek yaptılar. Biliyor musun neden? İnsanları bir yerde toplarsın. Hani bütün ülkeyi denetleyemezsin. Dağ, taşı, kasabayı nasıl denetleyeceksin? Her yere karakol mu koyacaksın? Evet. Şey. Ama New York'ta toplarsan denetlersin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani oradan buraya gelirsek ne yazık ki Türkiye'de de zamanından beri yani 40 yıldır bir göç var İstanbul'a. Bu zaman zaman teşvik edildi. Yani her ne kadar devletler hani bunu açık açık söylemese de toplu olarak insanların bir arada bulunması devletler açısından avantajdır. Çünkü daha kolay kontrol edebilirsin. Hocam devam edeceğiz. Tamam. Ali Yerlikaya bir paylaşımı var. Onu neymiş? E, biraz uzak kaldı. Şimdi, ne, dur bakayım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerinde sevme yazan bir araç çok uzak okuyamıyorum yönetmenim onu okuyabiliyorsan bana söyle saat, Şuraya saat 22.14 dur şuradan okuyayım <laughs> yolu yolu kapatması nedeniyle köprü çift yönlü kapatılmıştır tamam ismi var aracı kullanan RC için tamam ee, şahsın bir buçuk yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edildi ruh hastası ya. Hı, Hı. Çift kişilik. Şahsı müzakere edip emniyet e, teslim almışlar. E tamam sorun bitti ya, o zaman. So, i̇şte demek yani, yani, dediğim gibi yani, çok, çok, da büyütmemek lazım. Evet. Yani panik panike sebep olmamak lazım. Şimdi e, bu şeyi e, önceki grafiği da, bir şey ver. Var. Dünya yani, geneli açıklama yapayım onunla ilgili. Karbon Çünkü salımı İngilizce dünya bir, bir şeydi. Burada e, Birinci sırada en fazla karbon Çin. salan ülkeler evet. sıralaması var. E, bunun içerisinde Türkiye'yi bulabiliyor musun? Yok. Burada? Yok. Yok. Şimdi tamam kardeşim bakın şu kadar devletin içerisinde Türkiye bu karbon salınımı listesine girememiş. O zaman niye biz çok acele ediyoruz? Neden karbon vergisini biz getirmek istiyoruz ya? Neden biz bu hani küresel projeye neden hemen balıklama atlıyoruz Allah aşkına ya? Neden o bilmem ne kanunla imza sıra attık? Amerika Birleşik Devletleri, ve ikinci sıra Çin, üçüncü sıra Evet. Rusya, Brezilya ya, gidiyor ve bu ülkeler yok. bizi suçluyor. Bizi suçluyor. Bu ülkeler biz dediğim, çevreyi kirletiyormuşuz. Siz, çevreyi kirletiyorsunuz. Ve niye ben söz vereyim? Niye bir ben karbon salınımı konusunda söz vereyim? Ben en son sıralardayım ya. Ben kirletmiyorum ki. Ben derken ülkeyi kastediyorum. Niye yapıyoruz biz bunu? Ya Türkiye'nin yapması gereken, ben bu işten sorumlu değilim. Gördüğünüz gibi hiç Buyurun. kirlettiğim de yok. Ben devre dışıyım demesi Bitti. lazım. Bu kadar. Bitti. Diyemedik. Evet. Diyemedik. Murat karbon vergisi müdürlüğü kuruldu. Diye Onu, onu, onu söyleyeceğim. Diyemedik ya. ama üzerine 7-2. Diyemedik çünkü 30 7, milyar dolar söz konusu. Bu Paris İklim Anlaşması'nı tam 5 yıl imzalamadı. Karbon Aynen, vergileri izleme, izleme müdürlüğü. Övmüştük değil mi? Evet. ölmüştük. Ama imzaladık. Şimdi ama şimdi gelir iradesi daire, daire başkanlığı karbon vergileri izleme müdürlüğü kuruldu. İşte Işte şey içerisinde alınmış. E tamam da biz niye arkadaş yani bu tür projeleri uygulamak için acele ediyoruz, öncü gibi davranıyoruz, pilot ülke gibi davranıyoruz. Bunu yapmamak lazım yani. Yani gibisi fazla Murat sanki pilot ülke seçildik Çin'den sonra ikinci pilot Üçü ülke alalım. gibi geliyoruz evet. bana. Niye? Ee, bak şimdi buradaki olayı detaylı Onu anlatalım. dursun hazırlayalım. Hiç. İnsanlar evet. şunu üç, öğrensin. Üç ama bundan sonra. Devam şimdi e, sırf araçlardan falan kaynaklanan bir olay değil bu. Bak blockchain geliyor. Blockchain ile bunu birleştirelim. Blockchain geldiği zaman attığın her adım, aldığın her alışveriş, her şey gittin, kayda giriyor gittin, ya. Gittin, içtin, ha. Şimdi, gezdin, her yer bunun içerisine gidiyor. Daha, daha, net, daha, daha vereceğim örnek. Bir kilo et aldın. Tamam mı? Sana kimse bir şey demeyecek. Bir kilo et aldın ya o kasada sana hemen işlem karbon vergisi tık diye etin üstünün fiyatına bir yarım şey daha ekleyecek. <laughs> evet. Yıl sonu gelecek. Aa diyecek bak sen günde şeyde bir yıl içinde 50 kilo et yemişsin örnek veriyorum. Hadi yemesin de yedin diyelim. O 50 kilo etin ha diyorsun. Bir de toplu vergisi var. Bir de o girecek ya devreye ve dolayısıyla insanlar bir şekilde yediklerinin bedelini ödeyecek. İlla et değil ha bu kuru fasulye içinde giydiğimiz geçerli. Elbise, Koca. Giydiğimiz elbise Haluk Hoca. Giydiğimiz elbise. Tabii. Mesela giydiğin elbise alabileceğine karşılayacak ya. Evet. Yani giydiğin elbise, ayakkabı, ayakkabı. Yani ya dışarı çıkacaksın. Ayakkabı giydin, bilmem ne giydin, bedeli çok ağır olacak. Dışarı çıkmayacaksın işte. Ya işte bak o öyle Bistlenen bir denetim o. getiriliyor ki yani her şey e, komple hani kontrol sisteminin bir parçası haline dönüştürülüyor. Açık evet. açık konuştum burada hep konuşuyoruz anlatıyoruz yani dünyadaki gidiş bak dünyadaki gidiş tek dünya devletine doğru giderken otokratik bir yönetim ve onun kontrolünde olan insanlar şimdi ulus devletlerle devam edecek ama hep söylüyorum. Gene söylüyorum dünyada bu işe karşı çıkan bir tane ulus devlet yok ve ulus devletler çok daha mutlu biçimde bu işin üstüne atladılar. Henry Kissinger son kitabında böyle yazmıştı. Tahmin bile edemezdik. Çünkü ulus devletler bundan çok hoşlandı. Bunun da sebebi şu. Silah bağımlılığı ve benzeri şeyleri azalttılar. Çünkü <laughs> bu yeni hani elektronik dijital aletlerle savaş var ya hani İHA'sı, bilmem işte robotlar. Bunlar ulus devletlerin işine geldi dedi. O kadar basit yani. Nereden çıktı da belli şu e, dünya o ekonomik hazır, hazır mı? Hazır Video hazır mı? söylüyorlar Hiç. yani. Onu ver bize. Beyin merkezi orası. Hadi Onu verdikten sonra al. sen arkada sana gönderdiklerim hazırlarsın. Bu kent Evet sesini their alalım. What does that mean? That's where are they traveling? How are they So, individual carbon footprint tracker. Hmm. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. We're developing through technology an ability for consumers to measure... But teknolojiyle çözeceğiz diyor. Daha üzerinde hazır yani. hazırlıyoruz diyor. Karbon ayak izi adı üzerinde ayağınızın nereye gittiğini takip edecek sistem kardeşim. Aynen. Bakın gelecek sana diyecek ki sen bu yıl binanda şu kadar elektrik kullanmışsın. Vergisi <laughs> şu kadar. Sen Aracınla şu kadar gezmişsin, vergisi şu, hepsi elektronik sertifikalar aldın, şu ayakkabıyı aldın, şuraya gittin, buraya gittin, gittin, Murat'la kahve içtin. Bunlar hep girecek, girecek devlete. Yani. Ve hatırlayın, Avrupa Birliği geçen yıl bir e, araştırma yaptı. Daha doğrusu bir anket yaptı. Ve Avrupa'da yılda, bakın yılda 16 kilo kişi başı 16 Altyazı kilo yaptı. et tüketimi ki Avrupa'da onu söyleyeyim. Ee, Bizdeki et tüketiminin 2-3 katı. Onu da söyleyeyim. Biz Tabii ya. Yani. Evet evet evet. Ve e, aynı treyindir. zamanda yılda en fazla 13 yeni elbise alabileceksiniz sonucu çıktı. Şimdi bunlar niye yapılıyor? Bunlar bizim e, kabiliyetimizi yani hareket kabiliyetimizi e, sınırlama. Bizi evlere hapsetme. Evet. Yani ama öbür taraftan bunu bu küresel şirketlerin sahipleri işte bu elit insanlar bunu sürekli her yeri gezecek. Yatlarıyla, katlarıyla, jetleriyle ondan sonra gariban insanlar eve hapsolacak. Gariban insanların çiftliği kapatılacak. Büyükbaş hayvan sayısı azaltılacak. Efendim ondan sonra e siz evinizde girin sen şu kadar. ya Sonra akıllı şehirler dedikleri şey ya insanları böyle kafese sokacak. Modern hapishaneler. Modern hapishaneler. Hatta şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Kentrel dedin ya bunlar tabi basında en çok bilinen görseller. Ee, tabi halk tarafından <laughs> çekilen görseller de var. Uçağın içinde yine Kentrel varillerinin olduğu iddialarının olduğu görseller. Bunlar tabii herkesin rahatlıkla ulaşabileceği görseller. Sen hani değil, ile ilgili niye yetkililer cevap vermiyor şeklinde dediğin için hazırlattım bunları. Tamam. Ee, kelebek de dönebilir yönetmen. Bu Donsun ben bir şey söyleyeceğim. Bakın uçak Metri içi görüntüleri de var. Matrix filmi. Mesela şu görüntü. Matrix evet. filmi çok önemli. Bak Matrix filmini oturun bir daha seyredin. Orada işte bir Morpheus var. Hani o gizli örgütün başındaki bir de Neo muydu? Neo'ydu galiba. Neo'ya şöyle diyor. Seni 24 saat uyutsam, hiç uyanmasan senin için gerçek nedir? Gördüğün rüyalardır değil mi diyor, o da evet diyor. Evet, eve kapatılırsın, rüya görmeye başlarsın ve senin için gerçek o olur. Sanal gerçek olur. Adamların istediği bu, senin dediğin doğru Murat. Kapan, rüya görmeye başla, hayal dünyası dediğimiz sanal alemin içinde kaybol. Biz seni besleriz. Neyle besleriz? Seni etten soğuttuk, yemekten soğuttuk. Bağırsak sistemin nedeniyle Tuvalete de gitmemen gerekiyor. Seni haplarla besleyeceğiz. İnsan fıtratı değiştiriliyor. Bak insan fıtratı değiştiriliyor. Geleceği söylüyorum. Gelecekte şu gördüğünüz son insan türüyü hani diyorlar ya şaka geliyor. Son insan türüyü. Ha bu çok mu faydalı değil mi? Bilim insanları tartışsın bunu. Bir sözde bilim insanları değil. Yani insanın mide ve bağırsak sindirim sistemini değiştirmeye çalışıyorlar. Ve bunu da Protein hapları, kalsiyum işte benzeri haplarla yani bir takım minerallerin içinde olduğu bir takım haplarla insanlar beslenmeye çalışacak. Bunu zaten astronotlara yapıyorlar. Hani uzayda bu tür yaklaşık böyle beslenme tarzı var ama daha da önemlisi şu. Yapay et veya yapay yumurta falan dediğimiz ön hazırlık yani sanmayın ki yapay et devamlı olacak, olmayacak. Bir süre sonra insan gerçekten o uzaylı dediğimiz griler var ya hani kafa büyük beli ipincecik bizi o türe çevirmeye çalışıyorlar. Ha bunu kim yapıyor? Bunu senin işte o Murat senin anlattığın Davos'ta ahkam kesenler var ya yani ben onlara şey diyorum çağdaş firavunlar yani bu baronlar bu 12 aile bu baronlar insanın fıtratını değiştirmeye çalışıyor. Bir taraftan nüfusu azaltalım doğurganlığı düşürelim ki düşürdüler ki bunu da çok ustaca yaptılar özellikle Geydoğlu yiyecekler sayesinde ve e, şimdi biliyorsun kaç tane devlet başkanı isyan ediyor Üç çocuk yapın 3 çocuk falan yapma şansı kalmadı insanların hem ekonomik şartlardan hem de e, başka hani etkenler var ama o açığı da aslında o isyan eden devlet başkanları neyle kapatacağını biliyorlar robot işçilerle yani bak bu geleceği okuyamasak ülke olarak okuyamazsak ya da insanlar olarak her gün yeni bir şok yaşarız. Ha ben devletin okuduğunu düşünüyorum. Bak Türkiye devleti geleceği okuyor ama insanları anlatmıyor. Halka anlatılmıyor bu. Ve hep aynı örneği verdim. Dedim ki bir hafta içinde elektronik eğitime geçtik. Bir haftada yazılım mı yapıldı? Bir haftada altyapı mı yapıldı? Demek ki 10 15 yıl önceden bunun altyapısı yapılmıştı. Evet herkes bunu bilsin. Yani <laughs> Devlet biliyor ama halka niye ise açıklanmıyor. Ha sebep şu. Acaba hani bir korku oluşur mu ya da bir tepki oluşur mu? Zaman içinde yavaş yavaş veriyorlar. Şimdi diyorsun ya iklim kanununa 5 yıl direndikten sonra 5 yıl sonra imza atılıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'ne direniliyor sözde şu anda o imzalanacak şüphen olmasın yani maddelerde biraz e, da mad o, ya, o imzalanacak yani yavaş yavaş devreye girecek. Bu arada mini mini pıhtılar bir açıklama yapmış bugün. Bunların hiçbirini ben söylemedim. Dünya Sağlık Örgütü önerdi. Amerika onayladı. Türkiye Cumhuriyeti onayladığı için ben de konuştum. Sorumlu ben değilim demiş. O i̇şte, ünlü profesör. Güdümlü, güdüm e usakan e kumandalı. yani. E. Bilim insanları sözde bak iyi aklımıza getirdin. Şimdi bu da önemli bir şey. Ee, bu da bu arada şey değil arada mi İstanbul'dan İstanbul'da, İstanbul'da, bize enteresan gönderdiler. Bir... Biz de burada gördük evet, evet, akşam, burada, biraz önce akşam sonra hatta sonra ben çekerken bu nedir diye çekmek istedim evet. ama e, izleyicilerden birisi göndermiş. Enteresan görüntüler İstanbul. Şimdi Birkaç bu hava önce. şartları çok enteresan. Yani güneş batıyor falan filan değil. Çok geçti yani. Şimdi böyle bir durum söz konusu. E, bu anormal e, hava şartlarının ben yani müdahaleden kaynaklandığını düşünüyorum ki bütün belgeleri gösterdim Murat. Artık belge getirmeden usandım, evet. sıkıldım. Şimdi Ali Hoca'nın bir tespiti vardı. Yani İsrail'de ısı kaç burada derece? ölümden ölümde notlar ölümden burada mi? bak. Söyle düzel evet. onu. O evet. <laughs> o, de. o zaman okuyayım. Evet. Dün yandık biliyorsun. Burada biz pişerken evet suyun bizim ben dedim hani iklimle ilgili bir video yaptım ama Berlin'den bir okuyucum dedi ki biz donuyoruz 12 derece dedi. Hadi canım dedim içimden tamam mı? Hemen ardından Çekya'dan bir okurum yani takipçim geldi. O da aynı şeyi söyledi. 12 derece burası. Çıktım hava durumuna baktım inanamadım. Bak o gece Türkiye 43 şey 40 civarında Berlin 12 Irak 12 Paris 18 Paris Akdeniz'e yakın düşün 18. Yani yanması lazım gelen bir yer. Türkiye birdenbire 34. 40 arası olmuş. Irak 42 derece. Suriye 42 derece. Suriye ile sınır komşusu olan İsrail 28 derece. Aa, bu nasıl bir mantıktır ya? İsrail nasıl kurtardı paşa 28'de ben anlayamadım. Yani burada senin dediğin gibi ne yaptı Arap ülkeleri? Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri e, biz evet dedi çölü yaşartmak için ilaçladık yani tohumladık. Müdahale ettik. E tamam. Demek ki birileri bu iklimle oynuyor. Oynuyor. Yani şimdi dün bir e, hava durumu ile ilgili gerçekten bak o Takdir ettiğim bir kişi ismini şu an hatırlamadım yani <laughs> devamlı dinliyorum dedi ki bu kadar sıcağın ardından yağmurun gelmesi kaçınılmaz çünkü çok ani bir sıcak oldu tamam bu ani sıcağı kim çıkardı o sıcağın sonucunda da bugün dolu yedik Trakya bölgesinde birçok tarla harap olmuş durumda ürünler gitti şimdi bir gün ürünler önce, gitti bir gün önce 35 37 i̇şte derece hatta 40 derecelere evet. çıkıyor bir gün sonra bir, bir anda düşüyor. düştük bugün ve, akşam gelirken yani ve yağmur inanılmaz bir yağmur akşam üstü ya, bayağı serinde ya bu kadar bak şimdi onu da şöyle diyorlar zaten İşte diyorlar tam da bu hava dengesizliği iklim krizi ha işte bak bak bunu da buna yoruyorlar tam gerekçeyi buluyorlar şimdi, gerekçeyi buluyorlar ya biz <laughs> tekrar söylüyorum bakın hani iklimler değişmiyor iklimlerde bir sorun yok demiyorum ben var bak, var ama sorunların kaynağını söyledik işte Hoca da söyledik çok güzel işte. anladı anlattı yani dediği gibi Yapay yani, müdahaleler Şile'den İstanbul'a bak Şile 25 dakika, yarım saat. Evet. Şile'den, yani şimdi diyecekler orada Karadeniz'de, burada Marmara. Hayır, Kardeşim mesafeye yok. bak. Yani mesafeye baktığın zaman. 60 km. Buraya geliyorsun, o binaların işte insanlara vermiş olduğu huzursuzluk. O devasa şeylerin. Tabii canım. Cam binaların, kulelerin. <laughs> ondan evet. sonra trafiğin yoğunlukluğu, yoğunluğu. Şehrin gürültüsü. Yani böyle tıkış tıkış iç içe girmiş yerleşim. Ya şehirleşme çok önemli bir şey. Evet, evet. Şehirleşmeyi sen, Şile'de mesela niye öyle olmuyor? Şile'de şu anda gerçi büyük bir yapılaşma var ama en, bir azından, hücum en azından evet. hani iki katlı evler ve daha çok yeşil alan vesaire filan. İnsan yoğunluğu az o. Şimdi sen her yere yatırmışsın, doldurmuşsun İstanbul'a e, 16 milyon diyorsun. En az 30 milyon var, 25 milyon var. E, bu insanların e, araç trafiği 5 milyon yanılıyorsan günlük giriş çıkış. Kitlenmiş yani trafik işte şeyi, biliyorsun. Gece burada kesin. sen hangi e, iklimin güzel olmasını bekliyorsun ki? Evet. Hangi hava şartının güzel olmasını bekliyorsun? Erhan, ki? geçtiğimiz haftalarda bu Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde görsellerimiz vardı. Hani o sağanak çölde sular basmıştı. Hani bulabilirsek arada da verebilirsin. Hani hatırlatma e, e, şeklinde verelim onu da. E, ekleyeceğim. Şimdi ekleyeceğim şu. Yani Türkiye bütün bunlara rağmen iklim... Bak bu arada Türkiye'nin... Şimdi gündeme de getirmiyorlar. Türkiye inanılmaz derecede bir su sıkıntısı çekebilir. Evet. Biz su zengin olarak zannediyoruz ama Türkiye bakın su kıtlığı yaşayabilecek ülkelerin başında geliyor. Bakın, çok bu, riskli bu çok riskli. Bu yaz için mi diyorsun? Sadece bu yaz için değil genel olarak evet. bizim çünkü orada için... da bak orada da tarımda vahşi sulama yapılıyor yani bilinçsiz bir sulama yapılıyor. Bunu bunu eğitim yoluyla bunu efendim işte bizzat devlet destekleyerek bu işi çözmek gerekir. Bazı bölgelerde bunu yapıyorlar bir iki su havzalarını. Bakın koruyamıyoruz biz. Su havzalarına birçok bina yapılıyor. Efendim oralarda yerleşime açılıyor. Bu bu korkunç bir şey. İki, suyu çok biz özellikle evlerde kullanılan su. Mesela bunu tasarrufu teşvik etmek lazım. Yani ben parasını ödüyorum. Efendim istediğim kadar su kullanırım. Bu şeyden vazgeçmemiz gerekir bizim. Su çok kıymetlidir. Afrika'ya giderseniz siz bu suyun kıymetini anlayabilirsiniz. Türkiye'de suyun kıymetini anlayamazsınız. Çünkü çeşmenizi açıyorsunuz su geliyor. İşte dışarı çıkıyorsunuz su var. Ya Değil bir mi? gün o su bitersen ne olacak Murat? En zor şey o biliyor musun? Ya su petrolden daha kıymetlidir ama tabii ki anlayanlar iş. Ya ben o zaman, zaman su savaşları geliyor. Ya şunu Değil söyleyeyim. Bahsettik. E, biz yıllar önce yani ta 70'li yıllarda büyük babamın 5. kattaki evine kovalarla su götürüyorduk. Bostancı'da sözde apartman, kaliteli bir apartman kovalarla su çektiğimizi biliyoruz. Su inanılmaz değerliydi. Böyle Yudum yudum harcardık biliyor musun? Elimizi yüzümüzü yıkarken ona göre harcardık. İstanbul hep yaşadı hocam. Ben de oturabildim. Çocukluk döneminde çeşmelerden taşıdık Unutuldu ne oldu şimdi? Çılgınca bir su şeyi. Ne parasını veriyor Başına çalışsın para. Bir, yani başkasının hakkını yiyorsun. Parayı şey var, versen mesela, ne olur? İmar veriyorlar değil mi? Yani her şey şeyde, ilçede. Evet. Mesela benim oturduğum ilçede bir gün belediye başkanına gittim. Benim oturduğum ilçede yani iki katlı İmar İskender Bakanlığı'na ait şeyler vardı. Yerleşim alanları vardı. Evler vardı. Çok güzel. ağaçlar vardı. Çok güzel. Meyve ağaçları vardı. Diğer yani bitki, bir yani evin önüne dikmiş kardeşim. Şimdi bunlar yıkıldı. İşte büyük binalar dikildi. Devasa binalar Beledi oldu. Belediye başkanına olur. dedim ki, sayın başkan dedim. Bakın yani bu kadar ağacı kestirdiniz. Hadi göz yumdunuz vesaire filan. Ya yeni bina yapılıyor. Tamam. Projeye göre yapılıyor. Kardeşim binası eğer uygunsa mesela 10 tane ağaç dikmeyene verme ruhsat kardeşim ya. Verme, zorunlu tut. Yani de ki sen şuraya tamam 5 tane ağaç kestin. 5 tane ağaç dikme zorunlu ya. Bunu bunu yaptırabilirsin. Yok böyle bir şey. Şimdi e ne yapıyorsun? Ee, ağacı kesiyorsun. Bahçeyi kısıyorsun. E, cam binayı dikiyorsun. 12, 13 katlı ya da 20 katlı neyse. Ya böyle bir yapılaşma olmaz kardeşim. Böyle bir şehirleşme olmaz. Yani o yüzden kirletiyoruz biz doğayı. E, denizleri mahvediyoruz. Ormanları yakıyoruz. Ormanları kesiyoruz şehirleşmeyi yapamıyoruz sonra suçu mevsimler atıyoruz biz kirletiyoruz yani siz evet, insan, insan kaynaklı i̇nsan. çok fazla ve insan hatası Konya en büyük örnektir Konya yeraltı su zenginiydi şu an Konya'da obruklar cehennemine döndü resmen bir tehlike i̇şte, durumu oldu ve maalesef e, Konya Konyalıktan çıktı yani abi şu Konya Türkiye'nin buğday merkezi buğday deposuyken ne hale geldik ya yazık günah yani bu tarımı da öldürüyor. Bak Türkiye 8. büyük tarım ülkesi. O kadar büyük bir ihracatımız vardı ki. E şu an merak ediyorum kaçıncıyız yani. Ve her geçen günde geriye gidiyor tarım konusunda. Çünkü <laughs> iklim konusunda, su konusunda korkunç hatalı hani şeyler yapıldı zamanında. E şimdi düzeltilmeye çalışıyor. Yeraltı barajları var yapılıyor. Ama o kadar yetersiz 236 tane yeraltı barajı var Türkiye'de. Bak bunu çok e, bilinmez. Yani Tarım Bakanlığı'nın şeyinde var bu. Açıklamasında yeni yaptık toplam bite, bitecek olan o. Fakat yetmeyecek. Yetmeyecek çünkü onlar bildiğimiz baraj büyüklüğünde değil. Hani devasa depolar ama savaş, olağanüstü hal ya da aşırı kuraklık oluyor ya. O zaman kullanılmak üzere yapılmış. E tarım gitti. Şimdi bu yağan yağmur hiçbir şeye yaramadı. Bak bugün yağan yağmur e, Trakya'dan birçok çiftçi bugün şey paylaşmış görsel. Mahvolmuş tarlalar. Ürünleri mahvoldu. Yani bu yağmurun faydası falan olmadı. Sadece büyük bir zararı oldu. Çünkü aniden bastırıyor. Eğer toprağa faydası olması gerekiyorsa yavaş yağacak toprak emecek ola emecek. Emecek. Yani kar o yüzden önemli. Çünkü karı yavaş yavaş emiyor. Şu evet. an bu gördüğün bir felaket bu tabi işte bulut tohumlama sen biraz önce söylemiştin Suri ben söylemedim kendileri söyledi onların beyanı ben hatta video bildiğimiz yaptıkları kendisi söyledi Arap emirlikleri Arap Şimdi, emirliklerinde bazıları şöyle diyor mesela Amerika diyor ki ya bu iklimle ilgili böyle ellerinde bir şey olsa bir silah olsa <laughs> yani neden işte Amerika'da kasırgalar yaşanıyor neden şeyler yaşanıyor ben de şunu diyorum. Ya kullandıkları şey ters tepiyor kardeşim. Tabii ki ters yapıyor. Bir ters şey tepiyor. deniyorlar ters tepiyor. Ay bir de orası tropikal iklim. Ayrıca da Amerika'da sadece burada değil yüzlerce yıldır bunlar yaşanıyor. Amerika'nın coğrafyası bu. Yani nasıl bizde Erzurum hani karlarla anılırdı. Kars hani metrelerce karla. işte oranın da yapısı o. Yani o bir kere şey değil. Hiç Amerika'yı ne yapacak? Amerika Tanrı'yla mı savaşacak? Öyle bir şey yok. Yani i̇lahi bir sistemin kendi düzeni var. Bir de çok önemli bir şey atladık. Bak arkadaşlar ben dört yıldır kendimi yırtıyorum. Zamanında sizlerle de konuştuk. Sünger şehirler niye yapılmıyor? Ya Allah aşkına ya kaç belediye başkanı geldi gitti. Şu an İmamoğlu kaç dönemdir burada? İki dönem mi oldu? İki dönem. Ya Sünger şehir ya. Sünger şehir ne biliyor musun? İşte bu yağan yağmurları toplayan şehirler. Ona göre kanalizasyon sistemi ve her eve, senin dediğin gibi her binaya... Yukarıdan bir oluk sistemiyle orada bir depolama sistemi geliştirilmeli diye yıllarca hani konuştuk, uzmanlar konuştu, öneriler sundu, ortada sünger şehir yok. İstanbul'u sünger şehir yapacaklardı ne oldu? Sünger şehir olmadık vallahi hiç. Acayip böyle tuhaf ya bir boş, şehir boş işlerle uğraşıyoruz. Boş işler. Ama hayati konularda adım atmıyoruz maalesef. maalesef. O yüzden de ben bu e, iklimlerin değişmesini insan kaynaklı, doğru insan kaynaklı ama insan Doğaya kötü bakarak. Yoksa nefes aldığı için <laughs> iklimler değişmiyor. Yani nefes aldığı için biz ülke şeyi havayı kirletmiyoruz. Biz insanların özellikle bu e, elit e, dediğimiz dünyanın saygın sayılı saygın demeyelim sayılı bir avuç çetenin e, şirketleri, yatları, evet. efendim katları, e, uçakları bunu yapıyor kardeşim. Evet. Bunlar azaldı. Alan fabrikası var, trilyonlar kazanıyor. Ama bir tane bacasına filtre takmak istemiyor. Yapmıyor. denize getiriyor atıklarını, tıbbi bir atıkları atıyor. Başka zehirli atıklar atıyor. E kardeşim deniz attığınızda çevre kirliliği oluyor. Yani o da sana o şekilde bakıyor. Ya kaç tane kızılırman rengi yeşile döndü ya kızıl falan değil. Kim atıyor onları? Kim atıyor atık suları? Kim oralara gönderiyor? Fabrikalar. <laughs> Her Şöyle... yeri yok. tutuyorsun, bina yapacağım diye yeşil alanı kesiyorsun, ormanları şey açıyorsun ansap yani. vesaire filan. Şimdi bir de tabi işin başka bir boyutu var. Uydular çok konuşuldu. Kaç dakika kaldı bilmiyorum ama yönetmen şu Starlink aktif olduğu ülkeleri de bir verelim öyle gidelim reklama. Bir numara herhalde yaklaşık bir 100 tane ülkede. Yani uyduların aktif evet, olduğu şimdi, Evet. bu Elon Musk geçenlerde bir tweet attı. Yani robotlarla ilgili ki birazdan onlar da zaten ikinci bağlantılı. bölümde konuşacağız onları. İkinci bölümde konuşalım. Neyse bu Elon Musk'la ilgili bir başlık açalım Murat. Açacağız. Şu an bir Starlink Starlink'le ilgili bu, Starlink, bu. harita Dünya'daki Starlink. Starlink'lerin aktif olduğu ülkeler diye. Her nasılsa burada şu anda Türkiye'de <laughs> Türkiye aktif değil ama önümüzdeki aylarda e, aktif olacağını düşünüyorum. Hep Çanışmaman Türkiye var, üzerinden gitti. Sıra sıra gitti. Var. Şimdi bunda öncülük yapmamışız. Bu sevindirici bir şey ama Şöyle haritanın doğruluğunun ispatını da bilmiyoruz. Yani böyle bir harita var Ya ama şimdi yani... bak Murat, bu küresel projeler öyle e, allanıp pullanıp ya da öyle bir imaj e, içerisinde bizlere sunuluyor ki her zaman şunu söylüyorum dikkat edin bak küreselcilerin en önemli özelliklerinden birisi şu dört tane yanlışın içerisinde bir tane doğruyu ekliyorlar. Bütün propagandalarını o doğru üzerinden yapıyorlar ki o diğer geriye kalan dört tanesi gözükmesin. Yani dört tane yanlış gözükmesin. Şimdi bakın Elon Musk bir şirket sahibi değil mi? Yani bir iş adamı. Şimdi dünyanın yüz ülkesinde, yüz ülkesinde bu Starlink projesini devreye sokuyor ve Starlink uyduları yani o bütün yüz tane ülkenin gelecekte de belki ne kadar ülke varsa hepsinin hava sahasını kullanarak herkese işte ucuz internet diyor. Ucuz falan olduğu yok. Çok pahalı bu arada. Şimdi bunu niye kuruyor kardeşim? Bu ağ sen, ben Haluk Hoca daha iyi internete girsin. Efendim chatlesin ve dertleşsin falan filan diye mi yapıyor? Bu inanılmaz bir proje bu. Pentagon'un projesi kardeşim. Amerika derin devletinin projesi. Şimdi bir de Starlink'ten sonra Starship dedikleri silahlısını getiriyorlar. Silah. Şimdi i̇şte, e, asıl e, olay bu yani Bir türlü şey reklama gitmediğimiz için biraz girdim şeye. Ne kadar var? Elim ee, Elon Musk'a dakika dakika var. Evet. Gidebiliriz o zaman virgül koyalım gidelim. E, gidelim o zaman. hadi. hadi Start shiple devam edeceğiz döndüğümüzde Elon Musk'ın robotlarını konuşacağız bir de Biden robot mu klon mu bunu konuşacağız kısa bir ara devam edeceğiz. Şimdi de, e, robot ve klon insanları konuşacağız ülke yöneticilerini konuşacağız ve Biden robot mu klon mu bunu masaya yatıracağız ve yine e, aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nin basına yansıyan bir haberi var bir açıklaması var. Uzaylılar insan kılığında aramızda dolaşıyor. Burada konuşacağız. Şimdi virgül koyduk. Virgül koyduğumuz yerden sen devam et. Haluk Hocama da yine şimdi aynı konuyu sormuş Evet. Şey Star Starlink'i konuşuyorduk Hı -hı. ve tabii ki Elon Musk'ı konuşuyorduk. Ben Elon Musk'la ilgili düşüncelerim hiç değişmedi Murat. Yani Elon Musk bu kadar gündemde olmadığı dönemde bile ben küresel, o oligarşi, sermaye oligarşisinin yeni bir simi olarak, yeni bir yüz olarak ön plana çıkarmak istediği isimlerden birisi olduğunu e, söylemiştim. Ve iyi polis, kötü polis rolü dedik ya, e, Elon Musk'ın küreselcilerin iyi polis rolünü oynayan bir eleman olduğunu açık ne şekilde söyledi, söyledim. E, söylemeye de devam edeceğim. Çünkü yaptığı işlere bakıyorsunuz. Mesela işte küresel sistemi eleştiriyor. Farklı olduğunu söylüyor ama ne yapıyor? İşte Starlink, e, Starship gibi çok tehlikeli projeleri kimle yürütüyor? Pentagon'la yürütülüyor. CIA ile ortak çalışıyorlar. Evet. Yine diğer taraftan nasıl biliyorsunuz. Efendim uzaya gitmek işte bilmem o, o neydi o şirketin adı? Ee, bir şirketi vardı uzay şirketi. Neyse. Aha. Şimdi bütün hepsini SpaceX. Evet. SpaceX. Şimdi hepsini hepsini evet. Hepsini kimle yapıyor? Amerikan derin devletiyle yapıyor. dolayısıyla burada mesela şu Starlink projesini bir başka ülkenin mesela bizim ülkemizde bir iş adamını yaptığını düşün. Yaptırmazlar Murat. Bak yaptırmazlar. Çünkü bu kadar büyük bir proje yani gerçekten çok büyük insan kaynağı isteyen, çok büyük para isteyen evet. ve de bir mühendislik faaliyeti isteyen bir şey. Siz kolay değil ya. yani 100 tane ülkeye birden yani şey veriyorsunuz, internet sağlıyorsunuz. Bunu niye yapıyorlar? Murat kesemiyorsunuz. Yani şey kablo, bak şimdi Deniz altındaki kablolara dikkat edin. Putin ara sıra tehdit ediyor değil mi? Amerika'da tehdit ediyor, başka bir devlet de tehdit ediyor. Adam denizin bilmem kaç metre derininden giden, işte Avrupa'ya doğalgaz taşıyan boruları patlattı ya, yarın öbür gün o denizin altında ne kadar kablolar geçiyor biliyor musun? Bu internet, fiber, optik vesaire filan. Bunları birisi manyağın bir devlet başkanı gitti, sabote etti, sabotaj yaptı. Bunları bitirirler. Şimdi bunun yerine ne yapıyorlar? Bunu önlemek için... Elim maskı devreye sokarak efendim bakın işte e, bireysel teşebbüs müteşebbüs gidiyor bunu yapıyor. Bizimle ilgisi yok. Bak devlet yapsa bunu ne yapacaklar? İnsanlar şüphe duyacak. Devletler şüphe duyacak. Onu kime yaptırıyorlar? Onu sivil alanda birisine yaptırıyorlar. İşte o küresel projelerin, küresel projeleri yapan bu çetenin en büyük özelliklerinden birisi de bu. Şimdi tepki çekecek projelerinin planlarını sivil kişilere yaptırıyorlar. Mesela HART aynı şekilde 1990'lara kadar şey yaptılar, kendi bizzat şey yaptı, Pentagon bu işin içerisine girdi. Ondan sonra 2014 yılında Alaska Üniversitesi'ne devrettiler mesela. Evet. Şimdi niye bunu yapıyorlar? Tepkileri üzerinden atmak için bunu yapıyorlar. Elon Musk, Starship dediği şey esasında bir silahlanma. Aynı şekilde bu şeyle eş güdümlü çalışacak, Starlink'le eş çalışacak bir sistem. Bak mesela Ukrayna Rusya Savaşı'nda devreye girmişti, Ruslar tehdit etti değil mi? biraz durdu. Diğer taraftan Gazze'de mesela Gazze'liler dedi ki bize internet verin. Niye vermedi? Niye yani, vermedi kardeşim? İsrail tehdit etti. evet. Evet Ali Hoca. Biraz da sen anlat. Yani, Şimdi robotlar evet. kısmına da geleceğiz. Hayır zaten şu var. çok ikili oynayan aslında senin dediğin gibi derin pentagonun ne derler? Hani sevimli bir yüze ihtiyaçları vardı. Bunu servis ettiler. Yani bugün Pentagon ya da NASA parayı kessin elmas batar. Bütün para oradan geliyor. Hiçbir yerden kazanmıyor. Oradan kazanıyor. Yani o çıkardığı araba markası falan zarar da onu söyleyeyim. Hı hı. Bir şey yok arabalardan. Öyle kazanmıyor aman aman. Hatta Tog'un da gerisinde kaldı satışları. Onu biliyorum yani. O yüzden e, hiç öyle bir şey yok. Eli mecbur oraya bağlı ama güzel oynuyor oyunu. Hatırla bizleri bile nasıl kandırdı işte dedi <laughs> şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Borcu <laughs> çıkardı. Biz ödemeye devam ediyoruz onlara. Ne o? Hangisi? Twitter. Twitter Twitter'dan bahsediyor. Twitter'da <laughs> bile bizi mahvetti. Mahvetti. Ya hayır bizi de tuzağa Öyle çekti. Ödeme yapıyor musun şu an? Tabii mesela. ödeme yapıyoruz. Mavi Tık yüzünden ödeme yapıyoruz. Yani Mavi Tık aldık ee, işte ona karşılık yayın yapın şunu bu falan dedi ya bir bazı imkanlar sunuyor Mavi Tık. Yani ne oldu? İmkan, imkan yok. Mavi Tık'ta sadece 280'nin üstüne çıkıyorsun. Ne yapayım yani İnsanlar okumuyor. Sen de konuşmuştuk daha çok kısıtlama geldi dedim Benim mesela Twitter'im görünmüyor. Kısıtlıyor. Şey Para versen de aslında kısıtlama yapmışlar. Twitter tam bir fikir platformuydu. Bakın Hı -hı. şimdi burada onu gören akıl yani insanların orada ciddi fikirleri dillendirdiğini gördü. Orada daha üst düzey konuşmaların olduğunu gördü. Şimdi ne yaptı? Dedi ki ya burası biraz daha entelektüel bir yer. Bunu ne TikTok yapalım? TikTok'a çevireyim dedi. TikTok'a çevireyim ya da işte Instagram vari şey yapayım geldi. Kimle sulandırdı? Yani Elon Musk'a sulandırdı. O küresel sermaye oligarşisi gerçekten isteseydi Elon Musk'a bunu aldırmazdı kardeş. Bilerek evet, yaptılar, evet, bilerek aldı. Evet. Şimdi <laughs> bakıyorsun diyor ki zarar ediyorum diyor. Ama çok affedersiniz ama orada bir takım muzur yayınların da neşredilmesine biliyorsunuz izin verdi. Evet. Yani pornografik bordo yayınlar, bordo. yayınlara izin verdi yani. Orada yapacaklar. Şimdi magazinleşti. Yani sürekli böyle Abuk sabuk şeyler çıkmaya başladı, önünüze düşmeye başladı. Eskiden tam bir fikir platformuydu. İşte o sulandırma görevini de Elon Musk'a verdiler maalesef. Ne yani. zaman Trump bıraktı Twitter'ı, orada patladı. Şimdi bak, bu ilk çıktığında dedi ki, ben dedi Afrikalı çocuklara okuma yazma, internet gönderiyorum. Hani orada uygarlıktan kopmasınlar dedi. Afrika'ya zırhlık bir şey verdiği yok. Bir de dünya para alıyor. Hani ucuz diyorduk ya. Dünya para alıyor. Her devletten, Ukrayna'dan bile para <laughs> istedi vermezsen keserim dedi. Yani adamın hiçbir söylediği söz gerçek değil, doğru değil. Şu, şunu ekleyeyim o zaman, dur hocam bunu lafı unutma, şunu ekleyeyim o zaman. Şöyle bir e, evet. işte komple teorisi bunlar, uyduruyorsunuz denilen e, insanlar tarafından mesajlarda sana da geliyordur, bana da geliyor. Geliyor. E, yorumlar var, o Şükürler da şu. olsun. Elon Musk'ın şimdi biz internetini konuşuyoruz ama, Oradan kim bilir ne gönderecek. Frekanslar mı gönderecek? Oradan insanların zihniyle mi e, oynayacak? Zihin kontrolü mü yapacak? İstediği yere e, işte harp gibi e, farklı işte dalgalar göndererek Doğru. işte bilmiyorum işte depremi depremi mi tetikleyecek? Elektromanyetik işte, gibi Bunlar da konuşuldu ama böyle bir itibarsızlaştırıldı belli bir kesim tarafından. Bu konuya ne diyorsun? O uydular Buna da hizmet eder mi? Evet rahatlıkla hizmet eder. Uyduların hangi amaçla gönderildiği hala belli değil. Ama bir tek şey için gönderilmediğini biliyoruz. Afrikalı çocuklara internet hizmeti vermek için gönderilmedi. Yani bir yalan. <laughs> Aynı Amerika'nın söylediği yalanlar gibi. Burada da Elon Musk'ın söylediği yalan yerini yakında gerçeğe bırakacak. 40 bin tane olduğunda aslında bütün dünyayı çevrelemiş olacak. Ee, bir de bunun silahlı şeyleri var, bölümleri var. E, silahlı. Yani Starship'lerde zaten geçen gün reklamını yapmıştı. E sen bunu da gönderdiğin zaman zaten komple insanları kandırmış olacaksın. Yani aslında Pentagon'un gizli görevlisi. Ama Pentagon demiyoruz. Biz buna o ailelerin, hani malum ailelerin görünen yüzü yani piyonu. Hı hı. Öyle bir serveti de yok, öyle bir gücü de yok o ailelerin yanında. emanet verilmiş servet. Tabi yani bunun elinde bir servet, güç verilmiş işte hı. oradan e, çıktı ortaya dahi çocuk diye servis ettiler. Bunun işi bittiğinde yarın George gelecek, hı. yeni yetme George gelecek yani birilerini servis edecekler. İşte e, şey düşün, e, Facebook'un sahibini düşün yani ne yapacak o garajdan işte Facebook oluşturdu. <laughs> Yersan yani. Hep garajdan çıkıyor böyle şeyler. Ufacık garajdan Facebook çıkıyor. Ufacık garajdan Instagram çıkıyor. Aslında bunların hepsi birer aldatmaca e, zamanında bu kişiler belirleniyor. Tıpkı Amerikan başkanları gibi servis yapılıyor. Hocam bir de şimdi Neuralink e, e, yani bir de o önemli projesi var. vücuduna müdahale etme evet. robot e, çalışmaları gibi evet. farklı farklı alanları hepsi da var. Hepsi birleşik aslında. Var. Yani bırak. sadece uydu değil. ...tabamen insan odaklı hatta fıtrat odaklı. Evet. Şu robotları da alabiliriz on numara. Hatta Onlara ne diyeceksin? Yani Elon Musk kim sorusuyla bak, beraber açalım. Elon İyi Musk bir adam mı? kim, kim olduğuna adam mı? bakmak için çocuklarına verdiği isimlere bakarsan şeytan isimleri. Çip isim takacağım de. yürüyemeyen ya. adam yürüyecek dedi. Yabancı diller öğrenecekler ya işte. bir günde dedi. <laughs> Murat bak Afrika'ya iyilik yapıyorum deyip Afrika'ya iyilik yaptı ya... ...insanlara da iyilik yapacak aklınca iyilik falan yapmak gibi niyeti yok o demir e, nöralink'ler var ya hani göndermiş olduğu şeyler pardon e, o starlink nöralink bak bunların hepsi starlinklerin hepsi aslında belki de bir süre sonra nörolink projesiyle birleştirilecek. Yani bu beyne çip takılma olayı yayılacak. O yayılacak. Bak, müdahale <laughs> edilecek. Kesinlikle söyleyeyim. Yani bu beyne çip takılma olayı var ya Türkiye'de de göreceksiniz. Zaten bizim doktor arkadaşlar anlatıyor. Yani Türkiye'de denemeleri de başladı. Bütün dünya bunun üstüne atlayacak. Onu atladığı zaman o Starlinklerin bu beyindeki e, çiplerle bağlantı kurup kurmayacağını sadece Elon Musk bilir, bilecek. Biliyor musun? Ya Haluk Hoca şimdi i̇şte orada bir soru işareti atalım oraya yani. Başımızın üzerine binlerce e, uydu var kardeş. Ve bu uydular evet. öyle çok yüksek değil. Bak 1500 değil, kilometre değil, uzaklıkta değil, yok. E, dolaşanlar var. Biz de ne yapıyoruz? Kuyruklu yıldız gibi izliyoruz. Şimdi bu Neuralink projesi, Starship, ondan sonra bu Starlink, bütün bunlara bir arada düşündüğünüzde komplike bir şey yapıyorlar. Evet. Bak dünyayı çevirecek, dünyanın şeklini değiştirecek bir şeyler yapıyorlar. Bak kardeşim. bunu ilk defa biz birleştiriyoruz söyleyeyim. Şu anda mesela bunu ilk defa biz ortaya attık. Yani şu ana kadar analitik olarak bunu yapabilen yoktu Türkiye'de. Şu an biz söylüyoruz. Ruslar, şey Amerikalılar... En çok korktuğu şey ne biliyor musun? Uyduların vurulması. Niye bunu bu evet. kadar önemsiyorlar? Hatta dikkat edin, bak Rusya'yı inanılmaz bir şeyle suçladılar. Deydiler evet. ki, yeni Rusya bir silah buldu bütün dediler. uydulara vurabilecek çok önemli bir silah sahip olacak. Eğer buna sahip olursa Amerika'nın bütün dünyadaki çıkarları tehdit <laughs> altında. Evet. Bak korkuyorlar. Niye? Hayat damarını kezler. Çünkü Starlink onlar için çok önemli. Starship evet. onlar için çok önemli. Artık dünyayı kirlettiler. Dünya'da gezecek görecek yer bırakmadılar. Yaşanacak yer yok. Şimdi uzayı çöplük haline getiriyorlar. Ya kardeşim devletler de, ulus devletler de demiyor ki. İyi ee kardeşim sen e, bir iş adamı olarak, bir müteşebbis olarak ya benim hava sahamı kullanıyorsun. Benim başımın üzerine 1500 kilometreye uydu yerleştiriyorsun. Sen bu uydularla ne yapacaksın? Hiç kimse bu uyduların özelliklerini bilmiyor kardeşim. Bu orman yakabilir mi? Yakabilir. Yakar rahat. Bu vardır. suikast düzenleyebilir mi? Düzenleyebilir. İşte e, işleri... Farizade Amerika'da yaptılar. Ya yani uydu destekli adamı öldürdüler. Yani Muhsin Farizade İran'ın nükleer tesislerin babası sayılabilecek bir adam. Ya lazer yüzden, silahıyla rahatlıkla yapabiliyorlar. ya. Yani? Şimdi lazer silahlarıyla yapıyoruz. Şimdi böyle bir projeyi yani 100 ülkede faaliyete geçti. Efendim bakın ne güzel diye yutturuyorlar bize. Bu proje tehlikeli bir proje. Ve ulus devletler bunu Birleşmiş Milletler'de gündeme getirmelidir. Bir, iki, işte ekranda görüyorsunuz. Şimdi Murat bak geçen hafta dedi ki Elon Musk yapay zeka çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Hı hı. Bak hem bunu diyor. Şimdi burada ne diyor? Oynuyor. Oynuyor. Burada da fabrikalarında bin tane robot çalışıyor diyor. Robot. Alıyor. 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 Şimdi bunlar hepsi neye dayanıyor? Yapay zeka destekli robotlar kardeşim. Yani eylemle söyleminiz farklı sizin. Hatta bir şey söyleyeyim Murat. Her <laughs> bir tane robot 10 işçiye bedelmiş. Onu da söyleyeyim yani. Ne yani, olacak? Geçen hafta da konuştuk. On bin kişinin işine son verilecek. Heh. Sonra ne olacak bu insanlar? İşlerine son verildi iş hayatından çekildi, sosyal hayattan çekildi ki şimdi robot robotlar, insanımsı robotlar ki bunu da kim üretiyor? Yine Elon Musk üretiyor. Evet. Şimdi yani yakında insanlar robotlarla mı evlenecek? Robot robotla mı evlenecek? E i̇ş hayatından çekilen insanlar nereye gidecek? İşlerini kaybeden insanlar ne yapacak? Yapay zeka destekli robotlarla insanlar savaşacak mı ki? En sonunda onu en sonu olacak. Ya? E ne olacak? Şimdi hem sen ya bak buna dikkat çekiyorum hem de yapıyoruz. Ya sen yalancısın. E tabii ki yalan söylüyor. Oynuyor. Yani öyle bir pis oyun ki biz bunun cevabını geçen hafta verdik. İnsanları nereye kapatacaklar? Hep diyoruz ya eve kapatacak. Yani çöp olacak insanlar. Hakikaten çöp olacak. Yani istedikleri bu. Çöp olsunlar. İşte o salgın zamanı nasıl evlerden kürek kürek insan çıkardılar ya. Aynı pozisyona gelsin. Kalanlarla dünya devam etsin. Ama öyle bir hale getirelim ki dünyayı kontrol edebilecek şekilde. Hani yapay zeka, robotlar insan işçiye ihtiyaç duymayalım üretim anlamında. Bak bu çok tehlikeli bir olay. Dün gelirken bir şey izledim ben belgesel. Bildiğin gemi var ya hani yatlar falan. İş adamının biri diyor ki yapay zeka ile yürüyen bir gemi bu. Artık kaptana ve personel ihtiyacım yok. Tamam mı? Otomatikman 100 kişi gidiyor. Otonom sistemler. Ya, yani şimdi <laughs> Türkiye'de Gebze'de denemeleri yapılıyor. Denemeleri yapıldı. Taksiler taksiler. Robot taksiler tamam mı? Ya bunların hepsi hayatımıza girecek. Örnek veriyorum hani yakın olduğu için. E, ne kaldı geriye ya? Geriye ne kaldı? Doktorluk gitti. E, yargı biliyorsun Hazırlıklar açıkladı. var. açıkladı. Dijitale geçiyor tamam mı? E, öğretmenlik zaten geçiyor. Bunu yapıyorlar zaten yapacaklar da ileride eğitim okullarda olmayacak. Bunu İngiltere Başbakanı eski dönem ne demişti 2019'da? Başbakan yardımcısı. Ya dedi bu şey 2020'de salgın yeni başladığında biz hata yapmışız. Aslında okullara boşuna masraf etmişiz. Öğretmenlere boşuna masraf etmişiz dedi. Bu kadar basit. Yani olaya böyle bakıyorlar. Ve dolayısıyla çöp olan o Harari'nin dediği gibi ne dedi? Dünyanın üçte ikisi çöp olacak dedi. Ne korkunç bir açıklama ya. Yani sen inanılmaz tehlikeli bir duruma gidiyoruz. Ben gene söylüyorum. Bugün Çin devlet başkanı çıktı. Üç çocuk tamam mı? İşte Japonya 3 çocuk ama bir taraftan da e, robot işçiler, robot orduları devreye sokuluyor, insan <laughs> iş gücünü kapatıyor. E senin o zaman 3 çocuğa ihtiyacın kalmadı ki. Bak devletlerin şuna ihtiyacı vardır, üretim için insana, insan çokluğuna, savaşmak için askere tamam mı? E sen bunları robotlarla kapattığın zaman insana ihtiyacın kalmıyor. İşte tehlike burada başlıyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar tehdit haline geliyor. Yani o fazlalık var ya 8 milyar insan diyelim bunun 7 milyarı gözlerine batmaya başlıyor. Tehdit olarak görüyor. Ve bunu biz nereden görüyoruz? E, Kissinger bunu 1974 raporunda şöyle anlatıyor. Dünya 8 milyarın üzerine çıktığında Amerika Birleşik Devletleri için ölümcül bir tehdittir diyor. Şu an 8 milyarın üzerindeyiz. Amerika ölümcül tehdidi görüyor. Sanki babasının basit. çiftliğinde yaşıyoruz. Ya evet yani Amerika'nın malı gibiyiz. Bu adamların malı gibiyiz. Ama ne yazık ki her yerden her koldan teknoloji adı altında bütün ulus devletleri etkilemeyi başardılar. Ha, ulus devletlerin kendi gerekçeleri var. Dijitalizm bize yaradı diyorlar. Aslında her devlet bunu sevdi. Niye sevdi? Olay kontrol kontrol. Yani bak devletlerin en büyük sorunu şudur geçmişten bugüne. Kitleleri kontrol etme sorunu yaşar. Neron da yaşadı en son dayanamadı Roma'yı yaktı yani şimdi niye e, edemiyorsun kontrol edemiyorsun ama bu şekilde olduğu zaman rahatlıkla kontrol edersin yani eve kapatılmış korkutulmuş ya da dışlanmış insanlar robot ordularını karşısına diktiğin zaman dünyada hiç böylesi yaşanmadı e, bir taraftan sen insanın artık e, hani soyunu tükenme noktasına getirirsin bak çok tehlikeli bir durum bu o kadar tehlikeli ki Adam bir hafta önce yalan söylüyor. Daha sen işte sen biliyorsun işte robot işçiler insanların yerini alırsa işsizlik artacak. Bir hafta sonra kendi açıklıyor bin tane üretiyorum. Bin tane değil on bin tanedir o. On bin tanedir. Çin'de yani şu an yüz binlerce robot işçi <laughs> normal işçilerin yerini almış. Çin ne yapıyor? Çin işte vatandaşlık puanı bir de vatandaşlık maaşına başladı ya. Buradan da Suriye'deki sistem bak, Suriye'de yapılmış bir sistem bu, Irak'ta da yapılmıştı Saddam döneminde. Özellikle Esad, Hafız Esad var ya baba Suriye'deki ve Saddam, Saddam da babasından öğrendi halkı etkisiz hale pasifleştirmek için etkisiz hale getirmek için işsizlik maaşı adı altında yani devletin bir şeyi biz buna şu anda ne diyoruz vatandaşlık maaşı, tamam <laughs> mı? <mu>? Bunu <laughs> temel gelir veriyorsun. Bak Suriyeliler o yüzden hani gelip böyle her şeyi hazırak olmaya çalıştılar ya çok alışmışlardı. 100 dolar veriyorlardı aylık iyi paraydı tamam mı? 100 dolar para dağıtıyorlardı. Özellikle Irak'ta petrol zenginiydi Saddam zamanında. Ve dolayısıyla halkın öyle bir tembelliğe alıştırdı ki insanlar o parayla ayın sonunu getirmeye çalışıyorlardı. E zaten biliyorsun şeyde yakıta da para vermiyorlardı. Elektriği çok ucuz yapmıştı. Dolayısıyla her şeyi kolaylaştırmış ama o kitleyi etkisiz hale getirmişti. Düşünemeyen, işe üretmeyen, beyni çalışmayan bir kitle oturtmuştu. Yani Saddam bunu başarmıştı. Ama Amerika ile ters düşene kadar. Ko kontrol meselesi çok önemli. İşte, yani bahsettiği evet. yani ne diyordu? Mesela her iki zincir e, basit bir şey daha söylemişti. Dedi ki, e, Devletleri kontrol etmek istiyorsanız petrolü kontrol edeceksiniz. İnsanları kontrol etmek istiyorsanız gıdayı kontrol gıdayı, edeceksiniz. Tarım. Şimdi gıdaya en önemli eklenen şey ne? Teknoloji. Yani e, dijital teknolojiler. Evet. Dijital kontrol. Şimdi biz Star e, e, Starlink'ten bahsediyoruz. Starlink bir internet değil mi? E bugün baktığınız zaman robotlar, ondan sonra dijital sistemler hepsi e, neyle çalışıyor? E, i̇nternetle çalışıyor. Siz bütün dünyayı bu ağa örerseniz yani Starlink'le örerseniz dünyayı yönetebilecek internet ağına sahip oluyorsunuz. Bunların hepsi birbirine bağlanmayacağının entegre. garantisi var. Yok, mı entegre yok. olmayacağının. Mesela o araçları uzaydan yani o uydularla araçların evet. fren fren sistemlerini kilitlemek. Kilitleyebilir misiniz? Yapabilirler. Ben buna inanıyorum. 5G'yi kontrol edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Elektromanyetik dalgalar gönderebilir misiniz? Gönderebilirsiniz. Yani 5G'nin o gigahazelerini yükseltme, azaltma bunları yapabilirsiniz. Evet. Çünkü bunları uzmanla çıkarıp konuşturmak lazım. Dolayısıyla biz başımızda ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bir. İkincisi, şimdi robotlar meselesi gerçekten önemli. Yani İngiltere her hep söylüyoruz ya, 2030 yılına kadar 30 bin robotu e, ön saflarda savaşmak üzere siparişini verdi. Şimdi <laughs> ordular da, askerler de Rusya'da yapıyor. Rusya'da yapıyor. Ordular da artık robota döndü. Dön şimdi mi? dijital para diyoruz değil mi? Dijital para ...kontrol sistemlerinin en önemlisi. Hani karbon ayak izi dedik ya... ...karbon Tabii ayak ki. iziyle dijital... ...paranın birbirinden ayrılmaz... ...unsurlar olduğunu mutlaka bilmemiz gerekir. Çünkü kontrol edecekseniz insanları... ...kitleleri kontrol edecekseniz... ...inanılmaz derecede size imkan sunuyor. bu. Hem karbon ayak izi Tabii hem sunuyor... Canım. ...hem de e, bu şey... E, ...dijital kontrol sistemi ne sun, sunuyor. Ne yaptığını, ne ettiğini her şeyi biliyorsun. Para. Çünkü bakın mesela nakidi kaldırdınız. Dijital para her şeyi... ...dijitalizm üzerinden evet... Vergi kaçakçılığını önleyebilirler. Bakın. Doğru. Ama ne demiştik? Doğru. Dört tane yanlışın yerine bir tane de doğru ekliyorlar. Şimdi bunu önleyebilirsiniz. Daraltabilirsiniz. Ama nakiti kaldırmadan da yapabilirsiniz. Ama nakitsiz toplum diye bir şey çalışmaları var. Projeleri var. Burada mesela size diyorlar ki kardeşim işte sen şunu şunu yapmayacaksın diyor. Yaparsan ben senin paranı donduracağım. Dondururlar kardeşim. Senin paranı dondururlar. Bir şey yapamazsın. Cezalandırma açmak. sistemi geliyor. Şimdi. Cezalandırma sistemi. Senin Belli şartlarda bu kurallara uymasan, işte karbon ayak izine uymasan, efendim işte şu dediğimizi yapmasan, senin hesabını dondururlar, aç kalırsın. Yani senin yani. hesabını kitledikleri ekmek kalırsın. alamazsın, senin için evine polis göndermez. Bir tek ne? tuşa basar, ha? tek Bitti. tuş. Polislik işte kalmadı yani. Kime şikayet edeceksin? Banka şeyi de yok, şubelerini de kapatacaklar. <laughs> Kime he? yapacaksın? Kapanıyor, yani işte. bankacılık sistemi bitmiyor. Kime, nereye gideceksin? Yani duygu yok, düşünce yok, matabı şey yok. Ee, robot polisler geldiği zaman ne diyeceksin? Bir polise hani insan duygularını anlatırsın o seni empati yapar ama bir robot önemli değil ona ne yükledin algoritması neyse o hiç zerre kadar duygu, duyarlı olmaz ama senin güvenliğini sağlayacak önce hoşuna gidecek. Mesela bir örnek vereyim. Tamam mı? Yolda Allah korusun çocuğunuz çok acil hastalandı ya da kaza oldu çocuğunuzu ambulans gelmedi hızlı bir şekilde yetiştirmen, Efendim, şeyden lazım. Şeyden, yetiştirmen lazım tırmanma şeridinden gidiyorsunuz. Şimdi polis sizi çevirir. Ya içerisine baktı değil mi? Adam var. Gençler. gençler Şimdi belki hayat kurtaracak. Şimdi robot olduğunu düşün. Hayatta Sen, geçirmez. O, tamam ona verilen talimat şu. Bitti. Ceza. Vermezsen geçirmez. Ya, ya da ceza yazar. Hayır Vur bir yok. de turu vurma yetkisi var. Vurur yani. o <laughs> <Bu> kadar. <laughs> yani şimdi her şeyi robotlar üzerinden, <laughs> dijital sistem üzerinden yaparsanız Bakın insanlardaki duygu düşünceleri yok edersiniz. Yani insani özellikleri yok edersiniz ki bunların derdi o zaten. Derdi o. Yani doğal insanı, biyolojik insanı bitirmek. Onun yerine zaten yapaylarını yapıyorlar. Her şeyin yapayını yapıyorlar. Tanrıcılık. Bunlarınki tanrıcılık. Ben diyor tanrıyım kardeşim ya. Bilge istemedi. istedi zaten. Açık tanrıyım dedi ben. Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyorum. Bilgiyesi, Sen kimsin? kulakları ha, çınladı şimdi. Çınladı, evet. Onu verelim bak. Konuşmalar bak. olmaz. Diğer iyilik meleğimiz var bizim. Her hafta tabii Elon Musk konuşuyoruz. Bilge konuşmalar olmaz. Bu nerede? Yaz geldi. Florida'da salıyor. E, bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin serbest bırakıldığına dair bir video var. Onu bir alalım Florida'da. Buyur geldi. Sesini de dinleyelim. Sesini aç. And I lived in Florida <laughs> my entire life. What? Allah. Those are all bugs. I thought the restaurant was smoking. Hangi Those are all Dehşet bugs. Can you, can ya. even see değiştirip them flying. Like, Murat sen bir dene bakalım. can't even tell on the video. Bir dene bakalım seninkini bırakacaklar mı? Haluk hocamla biz çalışıyoruz. Çalışın bakın deneyin sinek, bakayım. Sinek, sinek Affedersiniz ama sizi deli diye tabanaya <laughs> tıkarlar. Ya deli diye tıkarlar. evinde <laughs> bir tane yakalamışlar hatırlıyor musun? Büyük. Onu besliyoruz şu ya an. oynuyoruz. <laughs> 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 Murat e, hani keşke şöyle rahat konuşup biraz böyle e, kendimizi rahatlatacak, espri yapacak pozisyonda olsaydık ama dünya bir felakete jet hızıyla Aynen. gidiyor. Yani biz bunları söyledikçe birileri bize saldırıyor ama <laughs> bizi korkutuyorsunuz falan diye. Bence hiç korkutmuyoruz, çok hafif konuşuyoruz. Yani gelecek korkunç görünüyor ya, korkunç görünüyor yani. Artık bak eskiyle ilgisi olmayan. Asıl korkunç olmayan, bu değil. Asıl korkunç daha ne olacağı belli ha, değil. Daha nereye gideceğiz? Işte asıl eskiyle ilgisi olmayan bir dünyaya sürükleniyoruz ama buraya sürüklenirken hep aynı şeyi isyan ediyorum. Bir tane ulus devlet çıkmıyor ortaya ya ben buna karşıyım demiyor. Bak çok enteresan bir durum yani. Herkes diyor ki yeni dünya düzeninde yerimizi aldık. Demek ki Devletler şunu istiyor, biz kontrole dayalı sistemi sevdik, insanı böyle kontrol etmek çok güzel, biz böyle gideceğiz. Bıktık mitinglerden, yürüyüşlerden, olaylardan, artık yeni dünya düzeni bu, bu şekilde evet. yürüteceğiz demek istiyorlar. Ve dolayısıyla her ne kadar, evet insan ırkı bak çok tehlikeli bir aşamaya doğru bir gidiyor, alalım. bir soy gerilemeye başladı mı tükenir ama... Dediğim gibi bu açığı da robotlarla kapatacaklar. Çok net görünüyor bu. Ondan sonrası artık ilahi sisteme kalı. Bir şu bu Nükleer Enerji şirketi önemli. var. Natrium reaktör. Ya Brezilya'da bir, bir e, şey Burada var. İlk projesi başladı, var bunun, başladı diye bir haber var. Sen göndermiştir onu. Çömbürden e, <laughs> nükleere geçen bir santral. Natrium projesi. E, Bunu nükleer, nükleer, nükleer enerjinin bir üstü. İlk kez deneniyor. Dünyada ilk kez deneyen bilgesin. Yani bir şirketin adı neydi? Ne power'du? Power'dı. Terra Power. Terra Power. İsimli bir şey, firması. Şimdi natrium denen bir enerji yöntemi. Ki bu enerji yönteminin gerçekten çok tehlikeli olduğunu, ben bunun detaylarını okumuştum. Detay ne? Detay şu, yani e, nükleer enerjiden çok farklı. Dünyada ilk kez deneniyor. Bunun, bununla çok devasa, yani şeytani aklın, devreye girdiğinde çok devasa, çok garip silahların yapılabileceğini ve dünyada çok tehlikeli bir noktaya gittiğini uzmanlar anlatıyordu. Kitlesel yok ediş var ya. Kesinlikle. Bak şimdi bunu niye yapıyor biliyor musun? Bunu güya işte temiz enerji diye yapıyor. Şimdi ve bunu bir müteşebbis yapıyor. Bak buraya vurgu yapıyorum. Şimdi bunu yaparken bu projenin detaylarını devletlere veriyor mu? Hayır vermiyor. Projenin içeriğiyle ilgili... Uzmanlar çıkıp ya bu böyledir diyor ama bak detayında ne olduğunu bilmiyor. Bu proje emin olun, bu proje bambaşka ya derin bir aklın projesi yani ABD'nin bir projesi ki öyle. Tıpkı bir taraftan akıllı. işte. Sen bu proje bir kanalda gördün mü? akım medyada bu projenin konuşulduğunu ya gördün mü? Konuşulmaz yani haberleri. Adam şöyle ya. der, ya i̇şte, adam işte. işte iş adamı kardeşim ee, yapmış? kardeşim bak Türkiye'ye 1970 yılından beri nükleer santral yaptırmadılar ya. Bir devlete nükleer santral, santral yaptırmayanlar bir şirketin sahibine, bir iş adamına ilk kez denenebilecek bir çok tehlikeli natriyum projesini yaptırıyorlar. Evet. Ya bu, bu bu kolay bir şey değil ki ya. Hani var mı dünyada ilk örneği Twitter'da da attım. Başka bir insan, sivil yapılanma ya da şirket ya nükleer enerjinin kat be kat üstünde bambaşka bir enerjiye izin verebilir misin yani? Ya bunu yaparsan hapse atarlar bir daha. Normalde tutuklanırsın. Yani insanlık düşmanı olarak tutuklarlar. Ama yapan Ama bilgiyi olacak. O insanlık hizmeti için yapıyor. Şimdi şöyle ya biraz, yapalım. Bir, ya kusura bakmasınlar. Biraz oturup düşünmek <laughs> lazım kardeşim. Bunlar melek değil. Bak bunlar melek değil. Tamam insanlık için bazı şeyler yapıyorlar. Evet. Ya Tıpkı olduğu gibi. Murat, ne yaptılar ya? ya? Şimdi, ne şöyle yaptılar diyor, ya? Bak, şimdi şöyle diyorlar. Ya biz olmasak diyor, siz taş devrini yaşarsınız. Çünkü Tabii. işte uçak projesi yapıyoruz, araba projesi yapıyoruz. Tamam kardeşim insanlık adına yapmış oldunuz. Ya da insana hizmet eden her türlü teknolojiniz başımız gözümüz üzerinde. Bize bedava da vermiyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Hem de dünya. Ama, ama son özellikle son 5-10 yılda teknoloji şeytanlaştırıldı kardeşim. Şeytanlaştırıldı. Evet. Şimdi şöyle yapalım vaktimiz yavaş yavaş daralıyor. Konu var çok 5 tane konu kaldı şimdi. Evet. Önce şu Harvard Üniversitesi'nin UFO ile ilgili şu araştırmasını açalım. Uzaylılar insan kılığında aramızda mı dolaşıyor? Bunu açalım. Hemen arkasından da Joe Biden konusuna gireceğiz. Joe Biden klon mu, robot mu? Kaç altı tane de Joe Biden ilgili şey, görsel var. <laughs> Uzaylı Onları bir beşi, dinleriz. Bir beşi uzay konusu uzay uzmanı Haluk Hocam. Evet. Tamam buydu Harvard'ın Harvard Üniversitesi'nin açıklaması. Onu sana sorayım uzay konusunu Haluk Hocamla devam edelim. Şimdi Haluk Hoca gerçekten uzaylılarla ilgili çok sayıda video yaptı. Bak onu söyleyeyim. Konusu o yüzden gerçekten uzmanlık alanı diyorum. Ama benim dikkat çekmek istediğim geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir de Papa'nın yani Vatikan'ın yapmış olduğu bir basın açıklaması vardı basın evet. toplantısı. orada durup dururken Vatikan dedi ki <laughs> efendim Uzaylılar aramıza gelecek. Yani onlarla artık içli dışlı olmamızı sağlayacak yöntemler geliştirmemiz gerekir. Vesaire vesaire. Şimdi papa işin içerisine girdiyse demiştim ki bunda bir e, bit yeni evet, var. Evet bir hafta burada. Sonra, değil mi? Doğru. İlk hafta sonra Harvard Üniversitesi. Şimdi Harvard Üniversitesi çok ciddi bir üniversite kardeşim ya bugün. Hani onu sıradan bir insan söylemiyor. Ne demiş? Ya uzaylılar diyor ayda saklanıyor ya da içimizdeler diyor yaşıyorlar haberimiz yok. Ya bunu Haluk Hoca deyince insanlar gülüyor eğleniyor da Harvard Üniversitesi diyen de niye seslerini çıkarmıyorlar? O zaman Hı? farklı. Amerikan hayranlığı var. Şimdi bak şöyle bir durum var. Evet. Harvard Üniversitesi o oh diyorsun. Oradan birisi geliyor ya buraya uzman diye getiriyorsun işte bir şey. Ee, yer yer oradan bitirmiş orayı bitirmiş gelmiş buyurun Harvard Üniversitesi. Ha şey için konuşmuyorum aşağılamak için de. Yani olayı anlatmak için konuşuyorum. Bu senin Yıllardır. paylaşımın mı? Evet. Harvard'ın orijinal paylaşımı tabii, var tabii, mı? Tabii, tabii Evet evet orijinal. Var. Çünkü şey Bak yorum bu. Arkadaşlar. Yok, orada yorum en alt cümle Murat. Giriş haber. Hala şunu söylüyorum. Bu topraklarda 14 milyon yıl önceye ait tekerlek izlerinin sırrını çözemezse Türkiye Cumhuriyeti ya da birileri çözüp susmaya devam ediyorsa, çözdüğü halde burada oturup düşüneceğiz. Biz aslında bu tür varlıkların merkezindeyiz. Bak şu anda, şu anda bugün itibariyle söylüyorum. Daha düne kadar Irak'ın üzerinde fır dönüyorlar. Irak'ta ne var arkadaşlar? Irak'ta şu an ne var? Ve Güneydoğu'da görülüyor. Özellikle Hatay'da çok fazla görülmeye başladı bu ara. Ve ben bugün bir video yayınladım. Orada da dedim ki kumburgazı açıklayın. Yani kumburgazda bir şeyler oluyor. Ben kumburgazla ilgili konuşacağım arkadaş. bu Şu an televizyondayız ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yayın yapıyoruz. Yaklaşık 2002 yılında ve daha sonra 2004 yılında iki defa ben bizzat tanık oldum, tanık oldum, gördüm. Daha ne diyeyim yani? Gördüm diyorum. Alıp beni kaçırmadılar ama gördüm. İnsan yapısı falan değil ve de çok kötü bir koku çıkıyor arkadaşlar. Bak onu da tarif edeyim size. Yani denizden resmen o kumurgaz o denize her gördüğümde ben tedirgin olmuşumdur. Neden tedirgin olduğumu o zaman anladım. Yani geceleri çok korkunç görünürdü gözüme. Ve gerçek anlamda o olayın olduğu gün yer yarıldı adeta. Sular yarıldı bir filo biçiminde. Bir dört tane birden. Ali Hoca sen UFO gördüğünü net olarak söylüyorsun. Bak net olarak söyle. Bir de şunu anlatacağım. Detay anlatacağım. Hani böyle çok temiz filmlerdeki gibi değil. Çıktı adeta gösteri yaptı ama... En Berbatı neydi biliyor musunuz? Çürük yumurta kokusu sardı bütün çevreyi. Midem bulandı. Bak, o kadar korkunç ağır bir koku vardı ki. Çürük yumurta kokusu bütün bölgeyi kapladı. Yani nasıl bir yakıt kullanılıyor, ne kullanılıyor bilmiyoruz ama hep onu dedim. Neden gökyüzünden değil de denizden çıktı? Şimdi burada anladık. Çünkü buradaki açıklamada denizlerin, okyanusların dibinde yaşadığı iddia ediliyor. Öyle bir yerde ama Herkes sanmasın ki denizin dibinde değiller arkadaşlar. Denizin tabanının altında yaşandığı söyleniyor. Yani o hani denizin dibinde kum var ya işte neyse kara parçası onun altında. Sen tecrübelerin ne zamandır? Yani gördüm dediğin. Valla Murat uzaylı ee, mesela. En bak 20 yıldır devam ediyor. 20 yıldır görüyor. Musun? 20 yıldır. Hayır şöyle görüyorsun değil. Ee, i̇ki defa gördüm. İki, i̇ki defa, defa gördüm. Ve bu benim psikolojimi ilk gördüğüm çok bozmuştu. İkinci gördüğümde birisi kumurgaz, diğeri tuzla doldu arkadaşlar. Tuzladayken hep anlattım bir daha anlatmayacağım polisi aradım. Beni UFO bir yere gördüm. bağladılar. Ufo gördüm Tabii. KJ'ye yazdıracağım şimdi. Oradaki bambaşkaydı. Bak tuzla da gördüğüm kıpkırmızı. Böyle hayatımda gördüğüm en güzel renk diyebilirim. Kırmızı ama bu oda büyüklüğünde bu salon büyüklüğünde devasa bir top düşünün. Yani camdan bir top, cam, kesme cam böyle. ...içinde gölgeler görünüyordu. ...inanamadım, Saat gece iki... film seyrediyordum. Uykuda falan değilim. Yani alıp götürmediler de beni. Resmen bir gösteri. Hatta dedim caminin o tarafa düştü. Gece karlı bir havayı da çıktım düştüğü yere baktım. Hiçbir şey yok ortada. Yer yarılmış gitmiş. Zaten genelde hep öyle anlatırlar. Fakat daha garip olan anlatayım. 15 gün sonra bak Hindistan'da bir olay oldu. Aynen tarif edilen gazete, Hürriyet gazetesinde çıktı arkadaşlar o haber. Bulun onu. Bu küre bir köye gidiyor. Yani köyde görünüyor. Köylüler Hindistan'da ellerine silahlarını, çifteleri şunu bunu alıp ona ateş açıyorlar. Küre kayboluyor. 20 dakika sonra o köyün meydanda insanlar toplanıyor ne olduğuna dair. O insanların arasına daldı. 28 köylü öldü. Hindistan hükümeti Amerika İngiltere, bütün gazetelerde yayınlandı ve şöyle açıklandı: Bilinmeyen bir cisim tarafından öldürüldüler. O kürenin resmini gördüğüm, çizimleri gördüğüm zaman anladım aynı küreydi. Bunu da söyleyeyim. Yani şimdi bakın çok önemli bir şey. Tim Bur Tim Barkit, Amerika Birleşik Devletleri Senat üyesi. Geçen sene bir açıklaması var. Buna çok dikkat edin. Ben dedi UFO dosyalarını gördüm dedikten sonra yaptığı bir açıklama var. Eğer bunlar dünyaya tehdit olursa bizler kömür biriketlerine döneriz, kömür parçasına döneriz. Biz bu ligin çok altındayız dedi. Tekrar ediyorum. İyi ki bize dokunmuyorlar dedi. Rusya'nın gizli kalmış dosyaları yeni ortaya çıktı. Açıklanmaya başladı. Rus uçakları sözde bunların peşine düşmüş. Arada 50 metrelik mesafede hiçbirini isabet ettirememişler ama Rus uçaklarına herhangi bir zarar vermemişler. Rusya'da bir generalin raporu var. Evet, bunlar bizden üstün bir teknoloji ama bize zarar vermiyorlar anlamında bir rapor var. Erdoğan Karakuş Türkiye Cumhuriyeti Eski Hava Kuvvetleri general evet, evet. değil mi? 2011'de açın internette duruyor. Biz dedi Balıkesir'den havalandık. En arkadaki uçak bana anons etti. C, yanımda bir cisim var. Bir o tarafa geçiyor bir bu tarafa. Ben göz yanılgısıdır dedim. Kuleyi yaradım, Kuleyi göremiyoruz dedi. O cisim yanıma geldi. Önüme geçti. Ardıma geçti. Silah sistemlerim kilitlendi. Hiçbir şey yapamadım dedi. Erdoğan Karakuş çıksın açıklasın. Şimdi, Şimdi biz bunları söylediğimizde komplo teorisi oluyor ama Harvard açıkladığında aramızdalar diyor. O daha da bir level atladı. Ben, ben bir şey bir iki kelime de ben söyleyeyim. Ben bu konuda daha önce de söylediğim gibi Haluk Hoca'dan farklı düşünüyorum. Ya bu uzaylılar meselesinde Erdoğan Karakuş'tan da mı ben şöyle, Ben uzaylılar diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Ah nasıl inanmıyorsun? İnanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. İnanmıyor. Bu UFO dedikleri, uzaylılar dedikleri şey esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mikro silahlar. 1990'da. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ni yüceltiyorsun. Yüceltmiyorum. Yücel bakın bir şey söyleyeceğim. O kadar söyleyeyim. galakside başka varlıklar olamaz mı diyorsun? Şimdi, varlıklar ayrı bir şey. Bak tamam, mesela UFO, bu dini varlıklar konulara varlıklar girmek istemiyorum. Bak, şimdi bakın. O dini konularda bu tür üçüncü bizden başka işte canlılar olabilir bak. Yani tamam, o, o zaman üç falan şimdi şöyle ama bak UFO uzaylı ve uzaylı, ayrı. kardeşim uzaylı dediğin şey şu. Şimdi Amerikalılar 1950'li yıllardan itibaren bunu sürekli gündeme getirdiler değil mi? Savaş uçakları işte çıktığında Ali Hoca'nın bahsettiği işte gördük pilotların sesleri var vesaire filan. Ama geçen size bir rapor ben burada açıkladım. Dedim ki e, Amerikan Kongresi Pentagon'a dedi ki çünkü Pentagon e, UFO'larla mücadele etmek için UFO gerçeğini ortaya çıkarmak için kongreden daha fazla bütçe istedi. Kongrede dedi ki kardeşim bakın siz 1950'li yıllardan itibaren bunu hep söyleyip duruyorsunuz. Bize detaylı bir UFO raporu hazırlayın. Uzaylı raporu hazırlayın. Nedir ne değildir biz kongrede tartışalım. Ondan sonra size bütçe verelim dediler. Artıralım. Pentagon son raporunda ne dedi biliyor musun? Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda uzaylı UFO diye bir şey <laughs> olduğuna dair kesin bilgi kanıt yoktur. Elimizde kanıt yoktur. Ve işte birçok olayı irdeledik, inceledik. Bazı Pilotların halüsinasyon geçirdiğini ya da böyle hissettiğini fark ettik diye rapor verdiler bu tamam, Bak bu gizli senin bu saklı raporuna inanarak mı yoktur kardeşim diyorsun? bu gizli saklı rapor. Bak bir şey gizliyor ben sana onu söylüyorum bir şey gizliyorlar. Şunu gizliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerinde mikro silahlar üzerinde çalışıyor. Aynı Pentagon bak aynı Pentagon bu e, raporu hazırlamadan 3-4 ay önce e, dünya genelinde bir UFO haritası yayınladı. UFO haritası. O UFO haritasına baktığın zaman neredeydi? Çatışma bölgelerinin üzerinde. Birisi Ortadoğu'da, birisi Asya'da, birisi bizim Güney Doğu'muzda bile vardı. Şimdi bu bir taraftan bir harita hazırlıyor, bir taraftan kongreye verdiği raporla inkar ediyor. Burada bir çelişki var. Bir. iki. Yani Papa, bakın 1978 yılından beri, yılından sonra ilk kez, hatırlayın burada onu da tartışmıştık. Bir UFO'larla ilgili, uzaylılarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yani Efendim işte onlarla birlikte yaşamaya alışmalıyız. Aramızdalar onlarla iletişim kurmalıyız. Nasıl vaftiz edeceğiz? Sonra, he, geldiği zaman nasıl vaftiz edeceğiz? Bizi bir şeye hazırlıyorlar. Bak onu söyleyeyim sana. Bizi bir şeye hazırlıyorlar. Murat. Kesin ortaya koydukları ama, bir şeye hazırlıyorlar. Ama bir şey, İki, şey söyleyeceğim. Sonra Harvard Üniversitesi çıkıyor böyle tamam, bir şey diyor. Bak, bunu, ben bunların bir silah olduğunu tamam, düşünüyorum. Tamam bak şimdi bir Uzayirler şey söyleyeceğim. bir şey yok kardeşim. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin, <laughs> Vatikan'ın beyanların, NASA'nın ne olursa olsun bu beyanların olması ya da kendi ürettikleri işte UFO benzeri o uçakların ya da başka şu an anlam veremiyoruz bir şeyler görülüyor uç, uçaklarda görülüyor. pilotlar e, uçakların içinde pilotlar görüyor bunlara bir şey diyemiyoruz. Bunların olması dünya dışında başka varlıkların olmayacağı anlamına ya, gelmez. ben ona zaten baştan dedim ki ola dünya dışı varlık dediğiniz şey He. kardeşim bak ama sen nasıl, uzaylılar ama yoktur dedin. lazım. Uzaylılar dedi de şöyle bir şey. Dünya dışı varlık derken sen Kur'an-ı Kerim'e göre bir şey yaparsan tamam. var. Üç harfler olabilir. Bu 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 başka, bu başka bir şey. ya. Ya e, ne uzaylı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Hayır ne abi ne, ne, yani şey, normal varlıklar olabilir e, ya. Var Şöyle açık açık başka, başka bir şey olur. Bir tane bilimsel Hayır. kitap gösterdi ki şurada şurada başka, ya, varlıklar, ya, tamam, gelişmiş, sen, başka ya, ya var. varlıklar, teknolojileri gelişmiş başka galaksilerde ya yaşayan Murat abi Murat abi diyebilirsin. Ama bak, bak, bak bilimsel kanıt getirecek. Ben olabilir diyorum. Sen yok diyorsun. Bir şuna kadar bilimsel şey yok bana. Murat bir dakika dinle. Sana bilimsel kanıt şunu yayınlamasını ister misin? Ne ama ne o bakayım. Uzaylılar ancak çok şey. sevdi yıl 1920 1989, 1989 Hürriyet gazetesi manşeti. Yüzlerce tamam haber olabilir kardeşim ya şaka mı yapıyorsun bir delil olmayabilir şey. haber 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 Türkiye'nin Türkiye'nin haber kadar yansıyan haber haber Onun haber 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 delil istiyor. Ama haber 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 Murat Hocam, sahte çekilenler şey de var. Gerici bak. düşünceleri bırakın. Sahte çekilenler de var. Geldiler ve gitmeyecekler. Şey. Bu kadar basit. Ya alışacaksınız bunun sen ya bunun bedelini ya. ödeyeceksiniz. Bu kadar basit. Bak görmüş de olabilirsin. Bak, ben bunların, Benim görmem önemli değil. Ben bunların bir silah olduğunu düşünüyorum. Yani uzay silahı silah yok. Amerika'yı başka... yüceltiyorsun böyle yaparak. Alakası yok. Alakası olamaz. Amerika'nın zırnık gücü yok. Bu Kardeş kadar. bak Bak, ben çok net konuşuyor. Raporundan bahsediyorum. Eğer böyle bir şey varsa Pentagon neden raporu izledi? yalan. Neden gizledi? Önce izledi? var diyor, sonra yok diyor. NASA <laughs> var diyor, o yok diyor. Anlasın. Ee, kendi üniversitesi var diyor, <laughs> Pentagon yok diyor. Kime inanacağız? İşte burada şuna inanıyorum. Ben şunun olduğunu düşünüyorum. Birisi bir akıl bununla bir oyun çeviriyor. Bu çevirdiği oyunu gizlemek için papayı devreye sokuyor. Harvard Üniversitesi'ni <laughs> devreye sokuyor. Bir akılda yok diyor. Yani burada ya gerçekten... bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Kafa karışıklığı oluşturarak bizim bu olaya çok da fazla böyle hani ya bakın birisi böyle diyor, birisi de böyle diyor. Bırakın gitsin. Bunda bir şey yok. Üze, üstünü kapatmaya çalıştığını <laughs> düşünüyorum. Abi Bunlar... senin dediğin minvalde zaten doğru. Bizde aynı fikir değil sen de. Bu projelerle başka bir şey bekliyorlar şu anda. E, tamam Belki bir istilal gösterecekler. Başka şeyler tek dünya devletine giden bütün projelerde bunlar konuşuluyor. Bak bir uzaylı istilası. En büyük Bunu yapayını yapabilirler, Bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Bunu bu niye propagandasını yapıyorlar. Başka şey yapıyorlar. yoktur. Bir dakika. Değil. Şimdi tek dünya devletinden bahsediyoruz değil mi? Tamam. Yani tek dünya devleti nasıl kuracaklar? Mesela bu küresel aklın, bu sermaye oligarşisi dediğimiz hani bir avuç çete dediğimiz tamam, ortak çete... düşman gösterecekler. Ha, i̇şte ortak düşman tamam, var ya tamam, kardeşim bu fikiriz. küreselleşmenin ve bütün ulus devletleri entegre etmenin tek noktadan yok, yok. tamam, bahane olarak kullanılacak. Doğru. Işte bu en büyük proje bu. Bahri, ben böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani işte uzaydan gelecekler, dünya istila edecekler, tamam, savaşacaklar. O, o, Ama sen ya, ya yok ki. bir şey kardeşim. Ona ya. biz E tamam Sen Ya şey Murat nasıl yok diye Neyi gördün? Elinde bir bilgi belge proje var mı? Şey. Yok diyorsun. E, bu bu tarz, tarz konuşlar açıklamış. Bir insan, ya Pentagon yalancı diyorum ben de. Sahtekar diyorum. Tamam da kardeşim? Bak sen gördün demokrasi getirdin diyorsun. Hiçbir Suriye'ye demokrasi sen, getirdin. Sen, sen nerede ya gördün? Yok, kanıtı yok. Ne gördün? Ufo Niye çekmedin şey mesela? Yani Neyi? şey mi? Uçan, mi? Daire uçan daire mi gördün? Mesela. Yıl 2002 öyle bir telefonun ha, yok. Şunu olabilir. Yok, bak, yok şey öyle şey bir telefonun yok. Gördüğü yok. yok. Uçan yok, daire. Abi, 900, ya dur, bırak o bu telefonlar yok o zaman. Yok. Gördüm dedi. Uçan daire senin dediğin tarzda. Yani üretilmiş bir makine de olabilir. Amerika'nın bir ben işte. uçağı da olabilir. Ben onu o başka bir şey. Onu o diyor. da UFO olabilir diye yorumlamış ben olabilir. Ben diyorum ki işte UFO dedikleri şey zaten dünya dışı ama varlık. Ya Murat onu, öyle bunların görülmesi UFO dediği şey dünya, dünya dışında dışı başka bir canlının olmadığı anlamına gelmiyor. Ben Peki. de onu diyorum. Ya Murat başka canlı yok demedim ben sana zaten. <laughs> uzaylılar yok de dedim. Başka şeyde canlı yok demiyor. Ya <laughs> uzaylılar, uzaylılar yok bak, demedi mi? Ama dedim. bak uzaylılar yok diyor. Onların bahsettiği anlamda ben uzaylının olduğunu düşünmüyorum. Ya, ama tamam şu onu an, öyle. Ya. Tamam. Ama şu ana kadar uzaylı olduğuna dair bir bilimsel kanıt yok kardeşim. Bana bir tane getirin diyor. Yani ya. koskoca Ak Saray ya. Yalan söylüyor bakarsın. öyle mi? İşte 18 alemin sahibi bilmiyoruz. Yani inana, inanan insanlar olarak buna inanabiliriz. Ya yani veda e, yani bizim dışımızda hani üç harfler var buna inanabilirsin. Ama şu ana kadar somut net delil olarak kardeşim bak bu uzaylı, bu UFO, bu şey Çok böyle bir şey yok Resimleri var. Ya. Biraz uzatacağız. E yok yani. Ne oldu? Antalya'yla görüşe şey bitti. Kan, kanıt da, bu kardeşim? Kaldı. Kanıt bu. Ben göreyim kanıt. Ya. Ben sana Lanset kanıt, kanıt olarak Türkiye Cumhuriyeti generalini ortaya koyuyorum. Hayır diyorsun. Tamam, ben sana ne diyeyim abi? Bir şey söyleyeyim. Adam Amerika, konuşuyor. Ya Amerikalı generaller de görmüş. Uçaklar da görmüş. Kendi Pentagon diyor ki bunların bir çoğu halüsinasyon. Abi dur şöyle Korku. yapalım. Korku. Bir uzay programı yapalım. Delillerle. Ya uzay, programı yapalım. Başka bir uzay, <laughs> uzay programı. Bilimci adamı çıkıyor. O zaman ya. Aktan çağıralım. Programda bir sürü işte görseller var, deliller var. Onu yorumlarız. O başka bir şey de. Şu Biden kalacak. Biden'ın görüntülerini İyi, verir geçelim. misin? İki. E, i̇ki, bir, iki, uzaylı. üç, dört, beş, altı. istiyorsan, başka canlı istiyorsan işte Biden. Sırayla hepsini alalım. Biden klon mu, uzaylı Allah mı, Allah robot Allah Allah. mu, hasta mı? Hastayım ben konuşturuyorsun Murat evet. ya. Evet o hasta. Şimdi ben, mesela ben burada söyleyeyim. elleri mesela Şu hiç hareket etmiyor. Ver, Bak, bitireyim. al sana robot, al sana uzaylı işte. Bak hiç hareketsiz duruyor. Sırayla Arkadaşlar. peş peşe o görüntüleri alalım. Bak Değerli kardeşlerim, şimdi ben de direkt şimdi. söylüyorum. Bu klon falan değil. Bu adam demas hastası. Bunun demas ben hastası de klon olduğunu, olduğunu düşünmüyorum. Burada katılıyorum. Demas hastası tamam. olduğunu Amerika Birleşik Devletleri çok iyi biliyor. Buna deklar ettiği her şeyi konuşuyor. Bu adam 5 dakika içinde her şeyi unutur. Demas hastası senle de konuşur ve şu suyu içtiğini unutur. Baygül bir daha ama. içmeye kalkar. Bunun bütün ben çünkü ailemde demas hastası var. Ben biliyorum. Tamam. Aynı anda. Aynı soruyu 100 kere sana sorar, hayali bir sandalyeye oturmaya kalkar, el uzatması falan demez. Arkasına dönüyor. Sandalyarı yani, boş demez. Direkt olarak şey sokalaşmaya tokalaşmaya zaman. çalıştığı yerler vardı. Halil Sanki oca, şuydu mesela. Bu bak şimdi böyle bir adam. Ben de derim ki akli melekelerinden de sorun olabilir. Delası olabilir. Şimdi böyle birisi Amerika tamam mı şimdi ne Hasbel Kader başkan olmuş. Ve son dönemi biliyorsun 5 Kader değil. 5 Kasım'da 2024'te seçimler olacak. Bak Şimdi e, bu seçimlerde ikinci olarak tekrar aday mı? Aday. aday ama aday. Demokratlar Amerika'nın en ünlü, işte akılcı, bilinci bilmem ne denilen insanlar, değil mi? Peki bu insanı, bu kişiyi tekrar niye aday gösteriyor? Peki, ben sana bunu soruyorum. Şunu düşünebilir misin? Bu görüntüler özellikle servise edilip aslında onun işini bitirmeye yönelik servis fotoğrafları olduğunu söyleyebilir miyim? Kardeşim <laughs> işini bitirmek isteseler aday yapmazlar ki. Diyar Hayır görselleri de var hemen. Hazır hazır. Önce altyapısını Bir de altyapısını? Seçimlere gidiyorsa adam aday altyazı altyazı olmuş. Sonra. Yani neyin geri altyapısını hazırlayacak? Geri çekilecek. Bak, Sağlık problemleri yüzünden geri çekilecek. Çekmeyecekler. Bak çekmeyecekler. Niye bunu yapıyorlar? Gel diyorsun? bu program tarihe geçsin. E, tamam geçsin. Biden bir dahaki seçime asla aday olamayacak sağlık problemleri yüzünden geri çekilecek. Yazın Peki, bir kez Yazdı bakalım. tamam kayda ya gireceğiz. Sen zaten. ne diyorsun? Ben ben girecek diyorum. Tamam. Trump? Ya, yaz Trump bunu. Trump girecek zaten. Tamam Bak, bekliyoruz. Biz Biden'dan bahsediyoruz. Kasım'a tamam. Kasım bekliyoruz. Da girecek e, girecek tabii. Son dakika bir sorum. Kasım ayında görüşeceğiz. Tamam. tamam. Sen Trump de... için ne diyorsun? Kesin ha, Trump seçilecek. Tamam, Trump seçilecek. seçilecek. Ama Biden yerine başka bir isim tamam, bir not girecek. Açık söyleyeyim. Bu, bu bunu unutma bak. Bak beş Haziran oldu şu anda. Bak, ben sana ya valla 20 Eylül falan yok. Çık ortaya konuş. Hemen ortaya şu dokuzu alalım. Tamam, aldım, aldım. Aldım. Şu rişis sunak. Bak niye bir dakika Murat şu Biden'ı niye yapıyorlar? Kancısını söyleyeyim. Tamam devam Dünyaya bak. rezil oldular. Artık dünyaya rezil olacak hali kalmadı. Yani bir altına lazımlık koymadıkları kaldı. Bir Amerikan başkanının bu duruma düşmesi Amerika için utanç verecek. Doğru. Asla Ama kabul niye etmeyecek koyuyor. Şunun için koyuyor bak. bireyselciler Joe Biden'a istedikleri her şeyi yaptırıyorlar. Çünkü tamam. adam ne evrak okur ne bir şey yapar. Bakın hepsini onların kukla kukla işte onun için yaptırıyorlar. Yoksa bu tür adamı dünyanın hiçbir yerinde ikinci defa getirip seçime sokmazlar. Demokratlar akıllı adam olarak bilinir. Ya yani neokonlar dediğimiz bak şimdi İsrail ile ilgili ne yapıyor? Yani İsrail ile ilgili her şeyi imzalattırlar Yaptırdılar. Tamam, bir şey söyleyeceğim şimdi. Ve girmesini istiyorlar şimdi. O yüzden istiyorlar. Şöyle, yani Amerika. her şeyi imzaladığı için, her şeyi yaptığı için Joe Biden tekrar aday. Şuna ne ediyorsun? Şimdi Amerika'yı itibarsızlaştırıyor mesela dedi. Onlar için şimdi, umurunda değil. Değil de bunun yerine yine kukla olan birini getirebilirler. Niye bari? Şöyle şöyle kukla getirebilir. Şimdi akıllı adam yani aklı melekeler yerinde olursa birçok projeyi imzalamaz Murat. Yaptıramazlar. Ben sana diyorum ki şimdi şurada yani arkasını dönüyor, boşluğa selam veriyor, farklı garip işlemler yapıyor. Şimdi sen bu adama getirirsin, her şeyi imzalattırırsın, yaptırırsın. Her şeyi de kullanırsın. Ama Trump'ı kullanamazsın. Trump da deli doludur ama yapmaz. Veya başka bir aday getirirse, Mesela Kemal Harisi yaptırabilir misin sen bunları? Yapmaz. Yapmaz. Akıllı bir insan yapmaz. Kardeşim Ukra bak Ukrayna'ya, Ukrayna ile Ukrayna Amerika 10 yıl süreli bir askeri anlaşma yaptı. Geçen hafta söyledim <laughs> bunu yapacaklar diye yaptılar. Niye yaptılar biliyor musun? Bak kime imzalattılar? Biden'a imzalattılar. Joe Biden'a dediler ki Trump kazanır. Bak kazanacak. Trump kazanırsa Ukrayna Rusya savaşını durdururlar. Joe Biden'a ne imzalattılar? Ukrayna ile 10 yıllık askeri işbirliği. Amerika ne işbirliği yapacak Ukrayna ile? Çünkü şeyin önünü kesiyorlar. Biden'ın. Sonra sonra şunu Trump diyorsun var. sen. Seçimlerde Biden'la Trump olacak. Biden evet, girecek. Evet. Sen diyorsun ki Biden Kesinlikle girmeyecek. Biden yok. Biden, Biden yok. Unutun Biden'ı. Biden. Tamam. Hemen şu dokuzu da ver. E, Rişi sunan şu sarılma evet. videosu var. İtalyan başbakanı taciz tamam. etti. E, üst düzey utanmazlık şeklinde bu verildi. E, hemen onu da alalım hızlı Hemen, hızlı. hemen iki kelime Üzerine konuş. Üzerine konuş hemen olur. hocam. Yok buyur konuş sen. Vaktimiz çünkü bitti. Dünya dünya adına İngiltere adına utanç verici bir sahne. Resmen milyarlarca insanın gözü önünde taciz edilen bir İtalya Başbakanını görüyoruz. Yani bir kadını milyarlarca insanın önünde taciz etti. Artık kadın o kadar dayanaması hale geldi ki eliyle itmek zorunda kaldı. Adam kendini kaybetmiş. <laughs> Artık neyin kafasını yaşıyorsa ve bu adam İngiltere'nin başbakanı ama bir dahaki sefer zaten seçilme şansı yok deniyor. Bütün dünya basını alay ediyor. Şu an İngiltere'de dahil Türkiye'de de çok alay konusu oldu. Gerçekten utanç verici bir durum. Yani e, burası G7 zirvesi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri, sözde bir karar alacaklar. Hakikaten bak bu sene robotlaşmış Biden de oradaydı, havayla şeyle falan konuştu işte. Demas hastası. bu böyle sapıtmış. E, Hiçbir şey bize utanmazlık yasak. Öteki, öteki şeyler de var. E, diğer devlet başkanlarında da çok garip hareketler var. Ya. Yani bunlar bir frekans saldırısına mı uğradı? Yoksa toplu halde gerçekten kafayı mı üşüttüler bilemiyorum ama çok anormal şeyler yaşandı orada. Yani yani şey Macron'un falan da çok tuhaf hareketlerine rastladık. Ben inanamadım olanlara. Sanki bir komedi filmi gibi ya. Yani. Ya da ne bileyim e, İtalya Başbakanı hepsinin başını mı döndürdü diyeyim. Ne bileyim bir garip şeyler oldu. E iyi de, Meloni de çok güzel bir Bayan değil yani sonuçta benim gördüm. Tamam, Daha önce şeyin... biliyorsun bak Joe Biden saçlarını okşamaya kalktı değil mi? O Onu evet. da hatırlayın. Yani Şimdi neden? Kadında bir garip çekicilik var ben anlayamadım. <laughs> o, yani. o, konu da Halif Hoca'nın uzmanlık <laughs> alanına gireyim. Aynı konu. <laughs> ya kadın konusu. Ya ne bileyim yani ben. Yani güzellik de... konusu. Güzellik Hayır konusu. hakikaten. O saçını okşamaya kalktı. Bu elin ayağını tutup sarılmaya kalktı. <laughs> Demek ki Bilmiyorum bir çekicilik var belki var bir şey. Bizim Şimdi, anlamadığımız bir şey var ama. Dişi suluk sen suçluyorsun da belki onun için o hareket o çıktı olabilir adam. yani. Hayır, kadın itmek oca. zorunda kaldı ya, yani. Samimi tanıyor. Samimi olduğu için olamaz mı? Hayır bak e, geri çekiliyor. Ama gerçekten. bak şu hareket çok çirkin ya. Şurada itiyor ya. Resmen oraya bak Murat bana bak o resmi görüyor musun? İtiyor yani. Bunun canlısını seyrettim. E, i̇tti e Çünkü kontrolsüz geliyor öyle gözüküyor. Adam yani kontrolsüz güce dönmüş. Kadında ne var bilmiyorum. Kadında ilginç bir şey var yani. Demek ki kadının gücü etkiliyor insanlar. Yani başbakan ya ne diyeyim bir şey demiyorum diyecek bir şey Niye yok. bir şey demiyorsun yani? Peki, Eski romanın gücü. Şimdi kalan asıl büyük başlık var. Bunu uzun uzun konuşalım. Küresel e borç 313. Yine mi konuşacağız? Organı? ya? Yok devam ediyoruz. Yok bitti program bitti mi? Bitti. Bitti uzattık bitti. 313 tamam, trilyonu konuşacağız diyorsun. Yok <laughs> yok yo, şöyle en büyük başlıklardan birisi kaldı. Kaldı. Daha yol daha zaman, uzun doğru. konuşacağız Başka bu zaman 313 var. trilyon dünyanın küresel borcu. O başa başı kime borçlu konu onu konuşacağız e, haftaya ekleyeceğiniz tamam. hemen tamam. son. Bir şey yok. Üçünün. Çok iddialı bir şey oldu. İnanın bakalım şey yok. yani şey ortaya at, Kasım, Kasım bekleyeceğiz. Kasım bekleyeceğiz. Biden, Biden gitti. Yaz bitti. oraya lütfen. Buraya. Bugün 15 Haziran oldu şimdi değil mi? Kasım bak şimdi yönetmen yönetmenim Erhan bir yere yazsın bunu. Erhan Kajan not al yazsın. 15 Haziran. Bak, yaz 15 Haziran'da 5 Kasım seçimlerinde Joe Biden Hayır, bugün söyledi. Geldi. Onu da kaydetsin. Haluk Hoca Joe Biden. Biden, olmayacak. Olmayacak diyor. dedi. Evet. Ama bak Hocam burada bir şey söyleyeceğim. Bak, olursa bu bölümü kesip bak, kesip. Ben de sana hatırladım. Ama bu bölümü kesip her yerde yayınlar. Özellikle bak Murat Akan yayınlar Twitter'da. Yayınlarım mı? Tamam. Özellikle ben de yayınlayacağım tamam, ve bu peki. sefer herkes çıktığını konuştuğum arkasında duracak. Ben dururum. Peki. Bak çıktım ortaya uzaylılarla ilgili. Sana göre ne, gidip, sağlık, yuzu, sağlık değil yüzünden diyorum. mi olmayacak? Sağlık yüzünden mi olmayacak? Evet sağlık yüzünden bahane edecekler. Geri çekilecek. Hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Peki almak. bir aday var mı başka aklında? Yani Kamal Ayrı'sı büyük ihtimal tekrar bir sürebilirler. Bir tane de bir nere var? Bir bilmem ne senatörü var. Aday olarak gösterilen. Onlardan biri çıkacak ama Biden olmayacak. Şunu söyleyeyim bunların hepsi servis fotoğraflar çünkü çok dikkat ediyorum. İki buçuk aydır sürekli onun havayla tokalaşması, gökyüzüyle konuşması. Ha, evet. İtibar itibar veri, kasıtlı olarak itibar suyu Ya itibar suikastine gerek yok. Adamın gitmiş kafa zaten. Yani bir adım sonrası Alzheimer. Ha, şundan diyorum. Göstermeye, göstermeye yani. bilirlerdi. Ha, Daha çok gösteriyorlar. Zaten gerekçe de Alzheimer olacak. Şu an Demas'ın son sınırında yani. Demas'ı aşmış bu durumda. Yani bu inanılmaz evet. bir olay. Bu, bu adam devlet başkanı olarak Mümkün değil. Yani şu an çoktan görevden alınması lazım. İşte almıyorlar işlerine öyle geliyor. Yani. Bakalım. Peki. Kasım'da Allah izin verirse yaşarsak. Evet, İnşallah. Bugün de ses konusunda problem yaşadık. Özür yani dilerim yani izleyenlerden. Ben de. Biraz Ağaz, sesle problem var. Ses Tabii havalar çok sıcaklık. Fajist şey yazar Murat yani. Akan. Teşekkürler. Ağzına sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada e, hocam sana da Teşekkür ederim araştırma cihazlar fütürist. Gelecek bilimcilerle Özil, Ağzına sağlık. Kızınız okuyor. Bütün Murat ben teşekkür etmiştim. Beni unutmuştun da o yüzden. Yok yok yo, ben herkese herkesi söylüyorum. Bu arada <laughs> sevgili tamam. dostlar. E, tabi bayram önümüzdeki hafta. E, evet şimdiden. E, İslam aleminin kurban bayramı. Mübarek kurban bayramı. E, kutlu olsun kutluyoruz. Mübarek olsun. E, kısmet olursa yine önümüzdeki hafta e, bu ekranlarda. Bayram bitmiş olacak. E, bitmiş olacak. E, bu ekranlarda olacak olacağız. Lider Haber'in YouTube kanalında desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.